Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 30 Haziran Çarşamba. Yıl 2021, ay 6, gün 181, Hızır 56. 1442 Hicri, Zilkade 20, 1437 Rumi, Haziran 17. Yaprak fırtınası. Günün sözü. Ölümden korkmak anlamsızdır. Çünkü yaşadığımız sürece ölüm yoktur. Ölüm geldiğinde ise artık biz yokuz. Epikür. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0. AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın üçüncüsü. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Pink, şarkıcı Pink'le Indigo Girls'un birlikte seslendirdikleri ilginç, önemli bir şarkıyla bir bölümünü çalarak yapmaya çalıştık. Bu şarkı özellikle de açık bir mektup olarak o zamanki Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush'a gönderilmiş, W.A.'ya. Ve bu şarkı yayınlandığında da başkanmış, çok ciddi şekilde Bush yönetimini eleştiriyor. Yani Irak Savaşı, hiçbir çocuk geride kalmadı diyor, yoksul çocuklar korundu diyor. Öyle bir kanun çıkarttık biz onu diyor. Bütün eşcinsel LGBT bireyleri için eşit haklar sağladık diyor. Yoksullara empati yokluğundan ve orta sınıf vatandaşlara da tamamen kayıtsız kalmasından kuvvetli bir şekilde eleştiriyor. Ve hadi gelin Sayın Başkan bir yürüyüş yapalım birlikte, sanki sıradan iki insanlarmışız gibi, sen benden iyi değilmişsin gibi, siz benden iyi değilmişsiniz gibi yapalım diyor. Ben de birkaç soru sorayım size, eğer siz de dürüstçe konuşmama, soru sormama izin verirseniz. Yani sokaktaki yoksulları, evsizleri gördüğünüz zaman ne hissediyorsunuz? Kime dua ediyorsunuz uykuya dalmadan geceleri? Ya da aynaya baktığınızda ne hissediyorsunuz? Şey misiniz? Gurur duyuyor musunuz kendinizle diyor. Biz geri kalan insanlar, bizler ağlarken siz nasıl uyuyorsunuz diyor. Yani bir annenin kendi çocuğuna Allah'a ısmarladık güle güle deme şansı olmadığı zaman siz nasıl rüya görebiliyorsunuz, düş görebiliyorsunuz ve başınızı yüksek tutarak nasıl yürüyebiliyorsunuz? Benim gözüme bakabiliyor musunuz? Ve bakabiliyorsanız nasıl bakabiliyorsunuz, söyler misiniz diyor. Ve siz yalnız bir çocuk muydunuz Sayın Başkan? Nasıl söylersiniz? Hiçbir çocuk geride bırakılmadı. Hepsini toparladık, yardım ettik, destekledik dersiniz diyor. Biz aptal mıyız diyor. Biz kör müyüz?
gözümüz görmüyor mu? Sizin hücrelerinizde oturuyorlar. Siz o sırada yolun cehennemi yolunu betonla döşerken diyor. Ve nasıl bir baba kendi kız çocuğunun haklarını alıp götürebilir? Ve bir nasıl bir baba kendi kız çocuğunu kendinden nefret edebilir eğer kendisi lezbiyense mesela diyor. Ve biz geri kalanlar ağlarken siz nasıl uyuyorsunuz diye söylüyor. Böyle bir şarkı, çarpıcı bir şarkı. Pink kendisi de ömründe yazdığı şarkıların en önemlilerinden biri olduğunu söylemiş. Biz niye çaldık peki? Ona da şimdi Galeano'dan bakarak bir cevap bulmaya çalışalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Çağımızın sağlık raporu. Tıp bilimi birçok turistin Kudüs'te yakalandığı hastalığa Kudüs sendromu diyor. Üç dinin başkenti olan bu kutsal şehrin ziyaretçileri aniden ilahi bir ilham geldiğini hissediyorlar. Bir anda İncil'den karakterlere dönüşüyor ve sokağın ortalık yerinde herhangi bir sandalyenin ya da bankın üzerine çıkarak Tanrı tarafından dikte edilmiş ve itaat etmeyenlerin sonsuza dek cehennem ateşinde cezalandırılacağını haber veren İncil vaazlarını haykırıyorlar. Benzer bir hastalık Kudüs'ten uzaklarda Beyaz Evin mevcut sakinlerini ve günahların kökünü kazıma emrini doğrudan gökten almış diğer başkanlara da durmadan musallat oluyor. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, oldukça hareketli günler, özellikle de çok sıcak, dünyanın dört bir tarafından yoğun sıcaklık haberleri geldiği, iklim felaketleriyle ilgili haberlerin peşi peşi sıra geldiği bir günlerden birindeyiz ve giderek de artarak devam ediyor yaz daha doğru düz başlamadan bile. Ama onlara geçmeden önce size tarihte bugünden bahsedelim birazcık. 1934 yılında bugün Almanya'da uzun bıçaklar gecesi başladı. İki gün içerisinde Hitler büyük sermaye lehine programına itiraz eden SA liderliğini yok etti. SA Sturmabteilung, yani fırtına ya da taarruz bölüğü anlamına geliyor. İki gün süren katliamda büyük sermayenin devletleştirilmesini, esnaf ve küçük sermayenin desteklenmesi ve işçilere kar payı verilmesini savunan SA örgütü başkanı Ernst Röhm ve 85 üst düzey SA lideri öldürüldü. O güne kadar küçük burjuvazinin örgütü durumunda olan Naziler artık yüzünü büyük sermayeye çevirmişti ve bir iç temizlikle birlikte bu birleşmenin önündeki engeller kaldırılmış oldu. Evet, gayet hızlı bir şekilde en büyük komutanlarından birini, Ernst Röhm'ü ve onunla beraber 85 üst düzey lideri öldürüverdiler. 1948'de bugünse erken toplum bilimcilerinden Türkiye'nin ve siyasetçi Prens Sabahattin 69 yaşında hayatını kaybetti. İsviçre'de sürgünde ölmüştü Prens Sabahattin. Padişah Abdülmecid'in kızı Seniha Sultan'la damat Mahmut Celalettin Paşa'nın oğlu. Asıl adı Mehmet Sabahattin olsa da hanedanla anne tarafından gelen bağından ötürü Sultanzade'ydi. Ancak prens unvanını kullanmayı tercih ediyordu, pardon. Hayatı boyunca merkezi otoriteye karşı bireysel girişimciliğe destek veren bir anlayışı ve ademi merkeziyetçiliği özelliği savundu. 1971 yılında bugün ise dünyaya dönen Sovyet uzay aracı Soyuz 11'deki 3 kozmonot ölü bulundu. İnsanlı bir uzay aracının bir uzay istasyonuna
tarihte ilk kez başarıyla kenetlendiği görevin dönüşünde bir hata sonucu 3 kozmonot havasız kalarak boğulmuştu. 1997'de bugünse Britanya, Birleşik Krallık, Hong Kong'un idaresini Çin'e bıraktı. Özel kalması gereken Hong Kong, son 3 yıldırsa Çin'in ilhak girişimlerine karşı demokrasi ve bağımsızlık için mücadele ediyor. Büyük bir mücadele cereyan ediyor da devam ediyor. Biz de takip etmeye çalışıyoruz. 1997'den beri devam eden bir özgürlük meselesi var. Evet, şimdi günün haberlerine bakalım. Yani gezegenin tamamen destabilize olmasına tanık oluyoruz. Gerçekten liderler diyor. Greta Thunberg Twitter'dan gönderdiği mesajda İsveçli iklim aktivisti. Liderlerimiz mevcut durumu ve gelecekteki yaşama koşullarını yok etmeye devam ediyorlar. Yeni petrol boru hatları, petrol çıkarma alanları ve yeni inanılmaz miktarlarda düşlere girecek kadar korkunç, kabuslara girecek kadar korkunç miktarları da fosil yapı altyapılarına, fosil yakıt altyapılarına yatırıyorlar. Bütün güzel lafların ötesinde. Mind the gap diye adlandırılan bir akım bu. Yani eylemle söylemin arasındaki büyük fark var ve onun da kapatılması için, eylem söylem birliğini sağlamak için uğraşanlardan bir tanesi Greta Thunberg. Başka birçok dünyanın dört bir tarafından da iklim aktivistleri onunla beraber hareket ediyorlar. Gene Scott Duncan önde gelen meteorologlardan bir tanesi. Bütün bunları yazdığıma inanamıyorum diye yazmış. Takip ettiğimiz meteorologlardan biri. Kanada, bütün Kanada çapındaki sıcaklık rekorlarını ikinci gün peş peşe ikinci gün kırıp geçirdi, attı. Yani bir gün önce 45 derece sıcaklık Celsius hiçbir zaman kaydedilmemişti Kanada'da. Ama şimdi ikinci defa gene kırılmış rekoru. Yani iklim bilimi, klimatoloji açısından bakıldığı sürece bu gerçekten şoke edici bir şey diye yazmış yılların meteorologu Scott Duncan. Greta da ben aynı konuda dün bir mesaj dediğim yani sosyal medya üzerinden mesaj yazdı. O da iki gün içerisinde sıcaklık rekoru kırıldı ama diyor bir ayrıntıya dikkat çekmiş. Normalde rekorlar onda birlik yani 0,1, 0,2 şeklinde kırılır. Böyle bir gün içerisinde 2 derece gibi bir farklı fark görülmesi olağanüstü bir durum diye de Greta Thunberg bir mesaj atmış. Evet, aynı şeyden bahsediyorlar. Şimdi başka şeyler de var. Yani mesela aynı anda yine bu mesajlara bakacak olursak Thunberg şeyi de söylüyor. United Airlines şirketi, havacılık şirketi, Reuters haber ajansı kaynaklı bir habere göre yeni jet uçakları sipariş etmiş. 270 tane Boeing ve Airbus. İşler tıkırında demek ki. Yani ya, hakikaten bir seferde 270 dev uçak siparişi var. Evet, bu da Lina Burnellius'tan da bir gelen bir haber. Yani şey, merak etmeyin ama demiş şey Greta Thunberg. Hepsi elektrikli onların ve %100 yenilenebilir, sürdürülebilir ve iklim karbonunu sıfırlayacak tek boynuzlu at var ya, unicorn. Onun peri tozundan yapılmış enerji kullanıyor demiş. Yani evet, ne deneceğini bilmiyorum. Lina Burnellius'tan bahsetmiştik. Ona da bir değinelim. Avrupa'nın ormanları 20 yıl öncesine göre %15 daha az karbondioksit emiyorlarmış. Yani karbon yutağı olmaktan 20 yıl içinde %15 vazgeçmiş görünüyorlar. Bu dönüşüm son derece kaygı verici. Eğer bugünkü yönetimlerin uygulamaları devam edecek olursa
1050'ye kadar Avrupa Birliği'ndeki bulunan ormanların yutakları yarıya inecek diye bir haber vermiş. Ve yani işte bunun üzerine de gezegeni tamamen alt üst ediyoruz. Bütün güzel kelimelere rağmen diye de Lina Bornelius'un bu haberine ilavede bulunan Greta Thunberg. Evet, şimdi günün en acayip haberlerinden bir tanesi. Yeterince üstünde durma fırsatı bulabildik mi bilmiyorum. Ama yeterince durmamışsak da özür dileyerek tekrarlayalım. Şeyde Miami'de, Florida eyaletinde 12 katlı büyük bir apartman çöküp gitti ve yani gerçekten insanları şoke etti. Bir anda yıkılıp gitti. Hatta videoya çekilmiş hali de var yıkılışının. Tüyler ürpertici. Onun ötesinde bir şey. Ve neden olduğu bilinmiyor. Champlain Towers diye. Champlain Towers South adını taşıyor. Surfside diye bir şey. Perşembe günü oldu ve neden yıkıldığı bilinmiyor. Yani 2018'de bir mühendis danışmanlık raporu çok ciddi çatlaklar ve betonda kırılmalar var ve tasarım hataları var. Giderek de sudan arındırma şeyi, yalıtma şeyi de bayağı muazzam zarar verebilir diye vermişler, rapor vermişler ama buna da kimse kulak asmamıştır. Ve şok edici bir durum olarak bütün yakınları orada bekliyorlardı. 12 kişinin yanılmıyorsam toplamda 10 kişi miydi 12 kişi 10 miydi? Diye yazıyor 10, Guardian'da. 10, 10 yazıyor evet. Konfirme oldu, doğrulandı, öldü. Ama 151'de kayıp var. 151 kayıp var ve yakınları yani ne yapacaklarını bilemiyor. Çiçek bırakıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın en modern, en gelişkin ülkesinde bu izah edilemeyen bir durum vardı. Şimdi önemli bir açıklama gelmiş. Oliver Millman şeyden yazıyor, Guardian'dan. İklim değişikliği. Bunu eğer başkaları yazmamış olsaydı, şimdi Açık Radyo'da bunu söylüyorsunuz. Siz de artık her şeyi, her şeyi ama iklim değişikliğine bağlıyorsunuz diyeceklerdi. Ama maalesef bağlı olduğu ortaya çıkmış. Yani bayağı bir araştırmada bütün bu yüksek apartmanların şey gibi bölgede Miami'de yani denizden deniz seviyesinden yüksekliği çok düşük olan yerlerde suların yükselmesinden dolayı bütün binalarda çok ciddi bir tehlike olacağını gösteren raporların şimdi birdenbire daha hızla gerçek olmaya başladığını göstermişler. Mesela Florida Uluslararası Adaptasyon Planlama ve Tasarım Florida Üniversitesi'nin bu fakültesinde çalışan Çin kökenli bir akademisyen John Renpeng çok net olarak söylemiş. Bu bina 40 yıl önce yapıldığı zaman orada kullanılan malzeme tuzlu su istilasına karşı dayanıklı olarak hesaplanmamıştı. Yani hem betonu hem de kullanılan içinde kullanılan çeliği temellerindeki çürütüyor demiş. Ve o zaman daha fazla deniz suyu giriyor. Bu da daha fazla reaksiyon getiriyor ve genişliyor çatlaklar. Ve buna iyi bakım yapamazsanız çok ciddi bir yapı çöküşü meydana getirebilir diyor. Gerçekten olan bu. İnanamıyorlar ama ben de inanmakta güçlük çekiyorum. Çünkü yani Güney Florida'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin ve tatil şehirlerinden ve vilayetlerinden, eyaletlerinden bir tanesi. Sadece birkaç feet yani bir metre bile değil deniz seviyesinin üzerinde ve burada şimdi hızlı bir deniz yükselmesi gerçekleşiyor ve insan kaynaklı iklim krizinin ta göbeğinde ve bu meseleyi problemi artıracak olan şey de bütün bölge
aslında kireç taşı üzerine kurulu. Dolayısıyla bu delikli bir kayalık ve alttan fışkırıyor şeyler, püskürebiliyor. Çok acayip değil mi? Sadece deniz seviyelerinin yükselmesiyle de ilgili değil. Yine iklim değişiminin etkisiyle büyük kasırgalar gerçekleşiyor ve kasırgalar olduğunda böyle metrelerce zaten deniz kabarıyor. Daha sonra geri çekiliyor olsa da o süre zarfında da zemine tuzlu su doluyor aslında bütün oradaki binaların. Dolayısıyla böyle bir etkisi de var. Yani sadece geçen yıl 30 tane büyük bu şekilde kasırga yaşanmıştı. Dolayısıyla bu suyun girebildiği, denizin ulaşabildiği bütün o binalar benzer bir risk altında. Evet, gidiyor. Ama Florida valisi bununla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Yani katiyen bunu kabul etmiyor, iklim değişikliğini falan zaten. Ve onlar yeni yatırımlar peşinde koşuyorlar. Özellikle cumhuriyetçi yönetim, ama demokrat yönetimler de çok farklı değil. Yani devam edecek deniyor. Bu son derece çarpıcı bir haber. Bu tırmanarak devam edecek Miami için bu durum demişler. Ve mesela 1900 yani senin sözünü ettiğin mesela Andrew kasırgasından sonra 5 kategorisindeki Miami-Dade ilçesine vurduğu zaman 1992'de birkaç daha dirençli hale getirmek için çalışma yapılmış, ama eski binalar hepsi riskte ve bir şey de yapılmamış yani. Dolayısıyla tırmanacak deniyor mesela, ve yani daha 17 inç işte 40 santim filan da yükselmesi ta 2040'a kadar, yani 20 yıl içinde bekleniyor. Bu hızlanarak artacak iklim değişikliği dolayısıyla. Ve özellikle de işte Kuzey Kutbu'nda Grönland'da ve Güney Kutbu'nda Batı Antarktika'da özellikle buzulların erimesi dolayısıyla Florida rahatlıkla bir 30 santim ekstradan fazladan bir deniz seviyesi yükselmesine bu yüzyılın ikinci yarısında açıkça hesap ediliyor yükseleceği. Ve yani duvar örerler. Örüyorlar. Ona da tabii. Tabii duvar örme hesapları var, ama olmaz diyor mesela bir Miami Üniversitesi'nden bir Harold Wannis, yetmez diyor. Yani bununla mücadele etmek muazzam bir iş, hatta imkansız da diyebilirim demiş. Yani deniz seviyesi demiş Harold Wannis adlı uzman, yükseliyor, artıyor ve birçok insanın hesap ettiğinden çok daha hızlı olacak demiş. Ve şöyle de bir şey söylemişler, çok çarpıcı bir, belki günün sözü olur mu olmaz mı bilmiyorum, ama bütün bu kumsal bariyerler, bütün düşük seviyeli yerlerde Miami'den Mumbai'ye, Hindistan'a kadar hepsi sular altında kalacak ve fonksiyonel bir altyapıyı barındırmak, korumak imkansız hale gelecek demiş. Resmen söylüyor, zor hale gelecek demiş. Yani bütün lağımlarınıza şeyler koyabilirsiniz. Valfler, banalar ve duvar örebilirsiniz, ama devam edecek. Çünkü kum taşı, kireç taşından geçecek diyor. Ve bunu durduramazsınız demişler. Gerçekten son derece önemli yani. Hemen aynı konuyla ilgili bir başka araştırmaya da o zaman yer verelim. Nature Communications dergisinde yayınlandı. Dünya genelinde şu anda 267 milyon kişi deniz seviyesinden 2 metre kadar aşağıda olan bölgelerde yaşıyormuş. Florida için birkaç santim yüksek dedik örneğin. Bu bir tane örnek yaşayan bir binanın çökmesine sebep olmuştu. Bir de deniz seviyesinin altında olan bölgelerde yaşayanlar var. Şu anda 267 milyonmuş ve 2100 yılına kadar 410 milyon kişiyi bulacakmış. Denizlerin yükselmesi, yani iklim değişimiyle birlikte burada yaşayan herkesin göç etmek durumunda kalacağı ve büyük risk altında olacağını söylemişlerdi. Şimdi aslında Florida'da yaşananla birlikte buralarda bulunan bütün binaların, kentsel altyapının da çökebileceğini görmüş olduk. Şimdi hala bekleşiyorlar. 150 kişiden fazlası kayıp. Ne olduğu bilinemiyor ve bir haftadan fazla
zaman. Evet, bu yani biraz ilginç açıkçası. Çok acayip. Sadece bir, şey bir tane bina dünyanın en zengin ülkesi ve hala kurtarma çalışmalarını yani bitirememiş ki bulunamıyor 150 kişi. Evet, son derece yani Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir şey olduğuna inanmak bile güç. Sen 410 milyon dedin değil mi? Evet. 410 milyon, yarım milyara yakın insanın. Evet, doğrudan etkileneceği söyleniyor. Doğrudan etkileniyor yani, emisyonlar azaltılmazsa diye. Yeni bir araştırma bu, Guardian'dan Restorer'in haberi. Üstelik bu deniz seviyesinin altında olan yerleri kapsıyor. Bir de biraz daha üstünde, Florida gibi yerler. Yani Florida'yı kapsamayan bir araştırma mesela bu yani. Evet, Donald Trump da Florida'da oturuyor. Haberde vereyim. Belki haberi yoktur. Orada çok lüks bir apartman. İşte o duvar örülmesini savunanlardan kesin. Evet, duvar örülmesini savunuyor ama yani mesela Bangladeş gibi ülkelerde yüz binlerce kişinin zaten tayfunlardan hayatlarını kaybettiği ve perişan olduğu düşünecek olursa, çünkü büyük Bangladeş gibi bir ülkenin neredeyse üçte biri deniz seviyesinde ve onun altında filan, çok ciddi bir durum var. Bu böyle. Şimdi 410 milyon kişi de şaka değil yani. Hakikaten ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Endonezya en büyük risk altında. Asya'da zaten, tropik Asya'da %59'u risk altındaymış. Hatta %72'ye kadar çıktığı yerler var. Yani bunları hesaplıyorlar. Yani bir yandan böyle sular altında kalması durumu var. Bir yandan yangınlar var. Bir yandan da kuzeybatıda, mesela Amerika kıtasının ve Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında muazzam bir şey var. Sıcak dalgası devam ediyor ve dönüşsel bir iklim eyleminin şart olduğunu söylüyorlar. Mesela İlhan Omar da milletvekili, bunu söyleyenlerden bir tanesi. Yani dün de sözünü etmiştik. Earl Blumenauer diye bir temsilciler meclisi üyesi. Yani bütün en önemli altyapıyı tamamen eritir gider diye ve bu altyapı paketimizin tamamen buna hasredilmesi, altyapıyla ilişkili bütün araştırmalarımızın buna odak alması gerekir demişti. Anlaşılamayan şey şu yani, Alexandria Ocasio-Cortez'in de söylediği gibi, burada başkentte Joe Biden adını vermemiş ama buradaki insanların, DC diyorlar onlar, başkente anlamadıkları şey şu: hayatlarının en sıcak yazı olabilir ama asıl bu ileride hayatlarımızın en serin yazlarından biri olabilecek deniyor. Çok kapsamlı araştırmalar peş peşe çıkmaya başladı. Yani 46.6 dereceye çıkınca British Columbia'da, Kanada'da artık yani böylesine görülmemiş rekorlar. Bütün meteorologlar ve bu işte uğraşan iklim bilimcileri şaşkınlıklarını ifade ediyorlar. Yani Zeke Housefather, sık sık atıf yaptığımız önemli bir iklim bilimci, Berkeley'de, Berkeley Earth diye bir kuruluşun da başında, kar amacı gütmeyen bir kuruluşun, yani Pasifik bölgesindeki kuzeybatısı son yarım yüzyıl içinde, 50 yıl içinde 1.7 derece yükseldi. Bu artık çok, zaten ekstra bir şey olmadan da büyük bir sıcak dalgası demek. Yani bu şimdi aynı olay 50 yıl önce olsaydı çok daha kolay olacaktı. Şimdi ondan çok daha ağır durumlar yaşamaktayız diye uyarılarda bulunuyorlar ama çoğunun buna uydukları ve bu uyarıları dikkate aldıklarından hiç emin değiliz doğrusu.
Zaten şu anda Biden'ın yürütmekte olduğu müzakereler cumhuriyetçilerle, yani özellikle iklim değişimiyle mücadeleye yönelik altyapı değişimlerine dair bir paket var. Şu anda görüşülmekte, yasalaştırılması gereken. Bunun için gereken adımları atmadığı gibi cumhuriyetçilerle müzakere edip dörtte birine kadar düşürüyor paketi. Yani bütçesini. Buna karşı dün Sunrise Movement'ın eylemleri vardı. Hayatımız müzakere konusu değildir diyordu genç iklim aktivistleri. Bugün ise 500 kadar iklim hareketi grubundan oluşan bir platform. Dün zaten mektup yayınlamışlardı. Common Dreams'te yer almış. Bugün ise büyük bir yürüyüş gerçekleştireceklermiş. Fosil yakıtlara destek vermeyi derhal durdurun diyorlar ve bu altyapı paketinin müzakere edilmeden geçirilmesi için sokakta olacaklarmış. Bir kısmı gözaltına alındı Beyaz Evin önünde yaptıkları gösteriden dolayı. Duyuyor musun Joe dedikleri filan. Ama devam ediyor. Büyük bir mücadelenin çeşitli örnekleri devam ediyor. Onlara değineceğiz. Bu arada şeyi de söyleyelim. Aşırı sıcaklar nedeniyle Kanada'da 34 kişinin ölmüş olduğu haberi var. British Columbia eyaletinde. Bu da çok ciddi bir şey yani. Can kayıpları yaşanıyor ve üstelik de rakamlar ne kadar doğrudur bilinemez. Çünkü Kanada'nın bayağı mesela pandemide ölenlerin sayısını yanlış aktardı, gizledi diyemeyeceğim. Ama resmi kayıtlarda yer almadı, ortaya çıkmış. Ama binlerce koronavirüsü kaynaklı. Yani Kanada'da medeniyet iddiasına rağmen özellikle yerli çocuklarının cesetlerinin bulunması, Katolik kiliselerde binlerce bulması şoke etti her şeyi. Toplu mezarlar falan çıktı. Şimdi bir de bu geliyor. Yani koronavirüsü kaynaklı ölüm vakası 6.000 civarında kişi kaydedilmemiş. Kanada'dan bahsediyoruz. Medeniyetin beşiklerinden Kanada'dan. Neden yapmışlar acaba bunu? Resmi bilmem. Gerekçesi nedir acaba? Yani şey demişler. Çalışmamız bilmem ne tarihleri arasında 45 yaş ve üstü yaklaşık 6.000 kişinin ölümlerinin tespit edilmediğini, COVID-19 ve bildirilmediğini ortaya koyuyor. Yani bu da ne demek? Bu bize ölüm vakalarının aynı oranda ve metotla raporlanması halinde pandemi ölüm yükünün bildirilenden iki kat daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Yani Kanada yarısını bildirmiş yani şimdiye kadar. Sebebini bilmiyorum. Yalnız Miami'de çöken apartman konusunda bina sakinlerine hasar konusunda uyaran mektup çoktan gönderilmiş. Yani geçen Nisan'da bir de o ortaya çıkmış. Ama hiç bir şey yapılmamış. Şu anda bekleniyor. Belediye başkanı da şey demiş Miami'de. Hiç kimse burada umudunu kaybetmedi. Hiç kimse durmuyor. Çalışma devam ediyor demiş. İsrail ve Meksika'dan gelen uzman ekipler de katılıyor. Ama ne diyorsun? Kurtarılabilir mi bunca gün sonra? Belki bir iki kişi daha mucize, ama tam sayı bile bilinmiyor. Hiçbir şey bilinmiyor. Çok. Yani bu 151 kişi binada mı, onu dahi tabii bilmiyorlar. Ama yani bu zamana kadar ortaya çıkmış olması lazımdı. Çok tuhaf ve iklim yüzünden olduğu söyleniyor. Devam edeceğiz. Bir Avustralya'dan da çok çok ilginç bir Avustralya'ya hitaben yazılmış bir mektup var. Michael Mann'ın, yeryüzünün en büyük iklim bilimcilerinden biri. Yani ya şimdi ya hiç dostlar diye bir uyarıda bulunmuş iklim kriziyle ilgili olarak. Ona da birazdan değiniriz. Açık Gazete. Tell me how the story ends. Lütfen bana bu hikaye nasıl bitiyor onu anlatma. Son gecemiz olabilir. Ben sonunu bilmek istemiyorum diye. Chris Christopherson'ın çok etkili, bilinen parçalarından biri. Çoğunda olduğu gibi hüzünlü biraz. Chris Christopherson'ın 85. yaşını bir hafta geçti. Kutlamaya devam ediyoruz ama 22 Haziran 1936 doğumlu. Şarkıcı, yazar, pilot, şarkı yazarı, besteci, oyuncu ve aktivist.
çok özgürlük mücadelesi, barış mücadelecisi. Ona bir günaydın daha dedik bu şarkısıyla beraber. Ve saat 8.43 olmuşken devam ediyoruz. Evet, bayağı ciddi haberler. Bir türlü çıkamıyoruz iklim meselesinden dolayı. Sen bir şey söyle, eklemek istiyor muydun bir şey? Yok, sadece bir yandan kuraklık haberleri devam ediyor. Hem kuzeyden hem en batıdan hem de Türkiye'den orman yangınları aslında devam ediyor. Bir tekrar kontrol ettim. Dün konuşmuştuk aslında iklim içinde. 5 kadar yangın devam ediyordu Türkiye'nin farklı bölgelerinde. Ki bunlar 24 Haziran'da 25 Haziran'da başlamış olan, yani artık bir haftayı geçmiş olan yangınlar. Bunların bir kısmı devam ediyor. 4 yangına düşmüş. 5 yangında dün haber verdiğimizde Türkiye'de devam eden yangınlar. Bunlar 4'e düşmüş. Ama bir de kontrol altında olanlar var. Kontrol altında olması demek sanırım yayılmıyor anlamına geliyor. Ama yangınlar devam ediyor. Devam ediyor, çünkü, evet. Çünkü evet. söndürülmemiş olan yangınlar. Bu da 30 adet. Yani o Türkiye'de şu anda 34 yangın var farklı bölgelerinde. Özellikle Bingöl'deki için çok büyük deniyor. Bu ise kontrol altında dahi değil. Bir haftayı neredeyse geride bıraktık. Evet, önemli yani. Ayrıca mesela Çanakkale'de Haziran ayı sıcaklık rekoru güncellenmiş değil mi? Belki gün 37,2 dereceydi santigrattı. Şimdi dün 38 dereceye çıkıp yeni bir rekor kırmış. Evet, her yerden rekor haberleri geliyor yani. Evet. Dünyadan da, Kanada'dan da rekor geliyor. Sibirya'dan da geliyor. Batı'dan, Amerika'nın batısından geliyor. Türkiye'nin bir dizi ilinden geliyor. Evet, yani Sibirya gibi soğuk iklimiyle ün yapmış, akla ilk gelen yerde 47.7 derece olması, onun ayrıca başka bir şeyle birleştiğini, yani metan gazını çıkartacak olan permafrost, sürekli donmuş tabakadaki çözülmelerin, onun içindeki fosillerin çözülmesiyle çok büyük bir başka probleme de yol açacağı belirtiyor. Moskova'da bir yandan Sibirya'da bu olurken Moskova'da da muazzam yağmurlar, fırtınalar var. Yani bütün sokakları ve metro istasyonlarını basmış, ağaçları kökünden sökmüş şeylerden bahsediyoruz. Moskova'da ve Petersburg şehirlerinde bir yandan muazzam şeyler olurken sıcaklık rekorları onları bastırmış tabii sel. Sıcaklık artık o kadar değil ama bu sefer de acayip bir şey durumu var. Yani sel durumları var. Yüzenlerin resimleri var. Bayağı balıklama atlayıp yüzenler falan var. Çok ilginç bir şeyden bahsediyoruz. Yani bir de şeyden söz etmekte yarar olabilir. Michael Mann, büyük fizikçi, şeyi söylüyor. Avustralya'da tamamen yolundan çıkmış. Başka ülkelerde en azından ciddi girişimler varken Avustralya'nın yönetimi, Scott Morrison ve yardımcılarından son derece büyük şeyler geldiğini söylüyor. Yani kömürden ve gazdan vazgeçmeme yolunda ve maalesef açık radyo şeyindesiniz diyor. Yol ayrımındasınız, bir karar vermeye mecbursunuz. Dikkatli olun diye yazmış. Mate tabirini kullanıyor Avustralyalıların en çok birbirlerine hitap ettikleri şeyde. Tam karar zamanı geldi demiş oluyor. Yani. İklim aktivistlerini sorumsuz davranmakla suçluyordu zaten Avustralya hükümeti. Açık açık bilmiyorlar ekonomi için ne kadar önemli olduğunu fosil yakıtların demişlerdi. Evet, ciddi tartışmalara da özellikle şimdi adını hatırlayamadım. Başkan yardımcılarından bir tanesinin giderek rolünün arttığından bahsediyor Michael Mann. Bunun bu gidişatın
dünyanın en büyük ve en aslında medeniyet temsili de iddiası olan bütün o aborijinleri yok etmiş olmasına rağmen onların kültürlerini filan gene de çok büyük rol oynamak oynadığını da söylüyor. Michael Mann de çok önemli bir uyarıda bulunmuş oluyor. Öte yandan George Monbiot'un da son derece ilginç bir yazısı yayınlandı CBC Documentary serisinde. Tanınmış gazeteci ve aktivist George Monbiot bu küresel pandemiden daha da kuvvetle çıkabiliriz diye bir yazı yazmış. Yani iklim değişikliği krizi bir dönüm noktasına, yani devrilme noktasına geldi ve eğer hızla hareket etmezsek son derece belirsiz ve çalkantılı bir geleceğe gideceğiz diyor. Yani 30 yıl falan kaybettik. Tedirici bir geçiş, yıkıcı, hafriyat diyebileceğimiz, yani yer altında madenlerin, fosil yakıtların çıkarılmasına dayanan bir ekonominin çok daha herkesin toplumun refahına ve iyiliğine olan bir ekonomiye dönüştürmesi gerekirken bunu kaçırdık, bu fırsatı, ama şimdi tam şeyin eşiğinde bulduk kendimizi diyor, uçurumun. Bir de bir belgesele de atıf yapmış, Rebellion diye bir Nature of Things'de yayınlanmış bir belgeseli. Yani Extinction Rebellion gibi, yok oluş isyancıları gibi şeylerin hareketleri gösteriyor ki artık insanlar öfkeli ve şeyde talep ediyorlar, değişim talep ediyorlar diyor. Ve Monbiot'un da söylediği şu: pandemiden çıkış beklenmedik bir fırsat da yarattı bize diyor. Yani iki şeyi aynı anda yapamayız diyor. Yani ya pasif vatandaşlar ya da pasif tüketiciler olmak. Yani yolumuzun üzerine ne çıkarsa yönümüzü ona göre belirleyecek bir durumumuz yok. Kendi yönümüzü kendimiz belirlemek, varlığımıza anlam vermek zorundayız diye ciddi bir şeyde bulunuyorlar. Bulunuyor ve bir yeni aktivist kuşağının doğduğunu söylüyor. Yani şöyle özetleyecek olursak George Monbiot diyor ki ekolojik bir yıkımın eşiğinde olduğumuz açık ama aynı zamanda başka bir şeyin de eşiğindeyiz. Bir moment yakalamak diyor burada. Tarihte son derece kritik bir anı yakalamak. Yani bu gerekli olacak. Daha iyi bir dünyaya ulaşmak için uğraşan kampanyacıların, protestocuların böyle bir görüşe getirdiğini dünyayı ve bunu kullanmamızın mümkün olduğunu, yani pandemi de gösterdi ki çünkü hızlı bir şekilde adapte olabiliyoruz. Yani dramatik değişimler, bütün dünyada turizmden ve hareketlilikten, birbirimizi her an görmekten, işe gidip gelmekten birdenbire evlere kapanıp aylarımızı, hatta bir yıldan fazla zamanı geçirmeye adapte olabiliyoruz. Ama aynı zamanda medyada müthiş bir zaman kaybetti. 10 yıllarca zengin medyası iklim değişikliğini sözünü etmedi. Ama şimdi anı yakalama zamanı geldi ve pandemiden çıkarken bunun üzerine karşılıklı yardıma dayalı ve istediğimiz, ihtiyacımız olan şeyleri, toplumu yaratma fırsatı da önümüzde geliyor diye söylüyor. Ama tabii çok zorlu bir mücadeleden bahsediyoruz. Yani yeni bir araştırmaya göre de mesela gayet ürkütücü bir şey gördüm. Yeni araştırmaya göre Yeşil Gazete'den, plastik geri dönüşümü devasa miktarda tehlikeli atık üretiyormuş. Bunu biliyor muyduk? Ya bu çok ilginç bir araştırma gerçekten. Aslında bütün bu geri dönüştürülebilir plastik meselesinin hikaye olduğunu bilim insanları kanıtlamış durumdalar. Plastik Atık Yönetiminin Tehlikeler isimli rapor diyor Yeşil Gazete'deki
haberde hem mekanik hem de kimyasal geri dönüşüm planlarına yapılan yatırımlar dünya çapında büyüyen plastik kirliliği sorununa neredeyse hiç ya da çok az etkide bulunabiliyormuş. Aksine hatta şöyle yönleri var. Yani bir fosil yakıttan doğrudan bir yan ürün olarak biliyorsunuz plastikler üretiliyor. Bu Yani bir plastiklerin petrol ürünü aslında evet bir yan plastik ürün dediğim olarak şey. Yani. çıkıyor. Bunları yeniden dönüştürmek için harcanan enerji, kullanılan kimyasallar ve en sonunda elde edilen ürün hem daha pahalı hem daha kullanışsız oluyormuş. Dolayısıyla fosil yakıttan doğrudan üretim yapmak daha bile makul demiş rapor. Üzerine bir de bu plastiklerin zaten büyükçe bir çoğunluğu geri dönüştürülemiyor. Burada da ayrı bir sorun var. Sanki bunların geri dönüştürülebileceği anlatılıyor. Halbuki çok az bir kısmı geri dönüştürülüyor. Bunlar daha çok yakılıyor ve bu sefer daha fazla zehirli madde, çevreye zararlı kimyasalların saçılmasına bir de sebep oluyormuş. Karbon salımını da zaten azaltmıyor plastikleri yaktığınızda. Böyle bir sorun Evet, söz bu da konusu. yani beklenmedik ve bayağı yeni bir tehlikeli durumun habercisi olan yepyeni bir gelişme, haber diyorum, araştırma. Yani bunları sürekli olarak toplayıp okumak moral bozucu etki yaratsa bile işte özellikle de mücadele edenlerin, biraz önce George Monbiot'un da yeni bir kuşağın çok ciddi bir uyanışı ve mücadelesi, momenti yakalama noktasına geldiğimizi söylemesi de önemli. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz yani. Yani mesela sayısız Beyaz Evin önünde sayısız iklim aktivisti, onlarcasının gözaltına alınmayı, tutuklanmayı dikkate, göze alarak bu iklim için mücadele vermeleri falan çok beklenmedik ve görülmemiş bir şey de yaratıyor doğrusu. Evet, dünya haberlerine de kısaca biraz daha bakalım. Afganistan'da bir iç savaş uyarısı var. Bu da yeni bir haber. Afganistan'daki Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin komutanı General Scott Miller, BBC News'un birkaç saat önceki haberine göre son Amerikan askerleri ülkeyi terk etmeye hazırlanırken Afganistan'ın iç savaşa doğru gitme riski taşıdığını söylemiş. 11 Eylül'de son süreden önce çekilmesi bekleniyor. Bütün Amerikan birliklerinin ve tarihin en talihsiz ülkelerinden bir tanesi. Önce Evet. Sovyet işgali altında, sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkelerinin işgali altında kalmış. Tabii ki neredeyse 40 yıldır savaşıyor herhalde. Yani Evet, yani savaş var Afganistan'da. evet, çok şey ve şimdi yani çok Taliban var orada işte. 40 yıllık bir savaş durumu nasıl katlanılabiliyor? Ayrıca da iklim ve kuraklık filan açısından da talihsiz bir ülke. Son Alman askerlerinin de çekildiğini belirtmişler. Son Alman askeri dün çekilmiş Afganistan'dan. 150 bin Alman askeri bu ülkede görev yapmış. Bu arada açıklanıyor. 150 bin mi? Evet. 2000, Gerçekten. evet, 2001'den bu yana. Yani bunlar hiç bilinmeyen, hesap dışı, medyanın da pek üzerinde durmadığı müthiş rakamlar, değil mi? Evet, çok yüksek Almanya açısından. Öte yandan Türkiye'de Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamak için Afganistan'da kalmayı değerlendirme durumu daha henüz belli değil. Öyle bir durum var. Bir yandan Myanmar'da da müthiş şeyler olmaya başlamış. Gene yeni bir haber var. O da Irrawaddy'den. Irrawaddy diye bir haber ajansından. Muhalif darbe karşıtı bir site bu. Yani gazete aslında. Bu sefer de Covid yani pandemi salgını hızla artmış durumda. 1 Şubat'ta darbe olmuştu Myanmar'da ordu yönetime. Daha önce 50 yıl ülkeyi yöneten ordu bir kez daha el koymuştu.
%60'la yeni bir anayasa yapacağım diyen muhalefetin, Suu Kyi'nin partisinin kazanması üzerine seçimlerde hile oldu dedi. Bu da son dönemlerde yine bir küresel trend. Böyle seçim sonuçlarını beğenmeyen Evet. muhalifler ve ordu vesaire. Bugünden beri aslında öncesinde pandemiyle mücadelede önemli gelişmeler yaşanmış Myanmar'da. Fakat 1 Şubat'taki darbenin ardından uzunca bir süre test sayısı, hatta şu anda dahi test sayılarında çok ciddi bir azalış var. Hatta esas grevlerin en kuvvetli olduğu yer hastaneler, sağlık emekçileri başını çekiyor darbe karşıtı mücadelenin Myanmar'da. Dolayısıyla hem aşılamada hem test uygulanmasında ciddi sorunlar var. Buna rağmen, aslında çok az sayıda test yapılıyor olmasına rağmen, rekorlar kırılmış. Covid rekorları kırılmış. Bir günde ölen sayısı 12'ye çıkmış ve yüzlerce vaka tespit edilmiş. Şimdi tam sayıyı şu an bulamadım haberler arasında. Dolayısıyla bunun ekstra bir tehdit olduğunu söyle. 1200'e çıkmış. Bilgi en büyük şey de tabii, bir de bütün bunları yapacak parayı nereden buluyor sorusunun da cevabı var gene Evet. Irrawaddy'de. O da yeşim taşı endüstrisi tamamen rejimin gizli fonuymuş. Yani Evet ve diğer kıymetli taşlar. bu kıymetli Tamamen taş. ordunun, ya bunu daha önceki haberlerde de hep söylüyorduk. Myanmar ordusu işletmeleri olan büyük bir sermaye grubu Myanmar'da 50 yıl boyunca güzel parsayı toplamışlar kendileri. 30 milyar dolarlık bir sektörmüş bu bahsettiğiniz özel taşlar ve tamamen her birinin çıkarma ihalesi %100 orduya Yeşim ait. taşı endüstrisi müthiş tabii. Evet. Mısır'da da benzeri bir durum var da bildiğim kadarıyla, ordunun büyük gelişme yani ekonomik kontrolü her şeyi tutuyor. Bu arada da Türkiye'den birkaç haber de vererek bu saati kapatalım. Yani basın örgütlerinden polis şiddetine karşı ciddi bir eylem. Nefessiz bıraktıkları yalnız meslektaşımız değil, halkın haber alma hakkıdır diyorlar. AFP, Ajans France-Presse foto muhabiri Bülent Kılıç'a onur yürüyüşü sırasında polisin müthiş sert müdahalesi, 15 gazetecilik örgütünün Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenledikleri eş zamanlı eylemlerle kınanmış. Gazeteciler fotoğraf makinelerini yere bırakarak gazetecilere yönelik şiddeti protesto etmişler. Protesto hakkı fiilen yasaklanmış durumda. Halbuki anayasayla güvence altına alınan diyorlar. Ve nefessiz bıraktıkları yalnız meslektaşımız değil, halkın haber alma hakkıdır. Gazetecilere şiddet uygulanmasını kanıksamayacağız. Gazeteciliği boğmanıza izin vermeyeceğiz diyorlar. Biliyorsunuz polisin varlığının, yaptıklarını filme almak dahi, yani bir cep telefonuyla falan çekmek bile şimdi yasak sayılıyor. OECD'den de bir haber gelmiş. Türkiye yurt dışı rüşvetle mücadeleyi hızlandıracak reformları acilen uygulamaya koymalı diyor T24'ün haberinde. Bir de ilginç, 4 ilde Sedat Peker operasyonunda 10 gözaltı var. O da ilginç. Hala video kendisi çekemiyor. Bunun da arkasında Suudi Arabistan'la bir takım müzakereler olduğuna dair yazılar yayınlanmaya başladı. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan yazmıştı. Türkiye Suriye ile pardon Suudi Arabistan'la Kaşıkçı cinayet üzerine, tamam biz bunun üzerine örteriz, siz de Peker'i engelleyin demiş. Onlar da Birleşik Arap Emirlikleri ile müzakere ederek bunu sağladılar diyor. Bu bir iddia tabii. Böyle mi bilmiyoruz ama bu Evet, gelişmeler olurken bilmiyoruz. Peker dolayısıyla video çekemezken 10 kişi gözaltına alınmış. Sedat Peker'in suç örgütü üyeliğinden bir cinayet, eski bir cinayet meselesinden deniyor. Evet, çocuk istismarı ile ilgili de mahkeme kararları var. Skandal kararlar Elmalı denen yerde. Türkiye Elmalı'da iki çocuğun uğradığı istismarı çizerek resimlerle anlatmasını, sanıkların buna rağmen tahliye edilmesini konuşuyor, ama pek çok Sanıklar olay dediğimizde var. annesi birisi, öteki de üvey babaları. Üvey babaları bizzat tacizci filan. Ama bu konuyu devam ettirmeliyiz biraz daha, belki saat 10'dan sonra biraz üzerine gidebiliriz. Çünkü Elmalı davası yalnız değil, birçok başka dava var.
Van'da çocuklara işkenceyle ilgili soruşturmada takipsizlik var. Yani şeyin de, Eren Keskin'in de bir açıklaması, ifade özgürlüğünün bu kadar ihlal edildiği başka bir süreç hatırlamıyorum diyor. Bunca yıldır, 30 yılı aşkın süredir avukat Eren Keskin'in açıklaması var. Bunlar üzerinde ve İstanbul Sözleşmesi kararının durdurulması talebine Danıştay'dan red gelmesini, bunun gibi haberleri de saat 10 ile 10.30 arasında yapmaya birazcık daha devam ederiz. Çünkü saat 9.30-10 arasında da Eren Can'la bir bu yeni iklim durumlarını konuşacağız. Konuğumuz olacak iklim aktivisti olan, kendisi de bu konularda uzun yıllardır çalışma yapan Eren Can'ın açıklamalarıyla konuşacağız. Şimdi ara. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Cengiz, günaydın. Günaydın Özdeş. Günaydın. Geçen haftadan kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Lütfen, evet. Geçen hafta NATO zirvesini konuşmuştuk ve bir blokmada Avrupa Birliği zirvesini konuşmuştuk. Şimdi bizden sonra, yani çarşambadan sonra o zirve cereyan etti. Perşembe ve cuma günleri, yani 24-25 Haziran'da ve bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Yani bu malumu ilan ettiler ve ta geçen Ekim ayından bu yana zaten Avrupa Birliği Almanya'nın önderliğinde, yani Merkel Almanya'sının önderliğinde Türkiye ile ilgili herhangi bir yaptırım, herhangi bir zorlama söz konusu olmadığını açık açık söylüyorlardı ve diğer arkadan gelen zirvelerde de bunu teyit ettiler. Böyle bir mihver devletleri var, aynı İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi artık Avrupa'da da. Türkiye'de ne olursa olsun, Türkiye içeride dışarıda ne yaparsa yapsın, bu blok, Bulgaristan, Romanya, İtalya, İspanya, Malta, Macaristan ve Polonya lehine. Bu 8 ülke her şeyi kabul etmeye hazır ve bu zirvede de Türkiye'nin mülteci anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu, sanki hazır değilmiş gibi, ve Ege Denizi'nde ve Akdeniz'in doğusunda da maraza çıkartmadığını kayda geçirdiler. Çok memnun oldular. Yüzlerde güller açıyordu. Ve şimdi bahsedeceğim kararları aldılar. İki tane temel karar var Türkiye'yi bir ilgilendiren, somut karar. Bir tanesi bu mülteci yardımı 3.6 milyar avro. Önceden gelmiş olan 6 milyar avro edecek. Yani Suriyelilere yönelik bir destek bu. Yükün paylaşımı tabirinde, burden sharing. Diğeri de gümrük birliğinin modernizasyonu. Bu konuda da bunu da bu konuda da çalışmaya başlamaya hazırız dendi. Şimdi bütün bu olumlu diye pozitif ajanda, ya olumlu gelişmelere mesnet, esas mesnet tabii Ege ve Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de bir terslik olmamış olması veya olmayacağı falan. Yalnız ne var ki bu zirveden 3 gün önce 22 Haziran'da, yani dün değil geçen salı, Türkiye Cumhuriyeti'nin New York Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun genel sekretere hitaben yazdığı upuzun bir mektup var. Ve bu Şubat ayında Yunanistan hükümetinin Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda
gene Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı mektuba cevap niteliği taşıyor. Yalnız okuduğun zaman mektubu, Türkiye tezlerinin hiçbirinden vazgeçmiş değil. Bu şimdi sözüm ona işte diyalog süreciyle alakalı hiçbir irade belirtmiyor. Tabii laf olsun diye biz diyaloğa razıyız falan diyor ama yani şu upuzun bir mektup, siperi kazdık, siperde olduğumuz gibi duruyoruz. Bir milim geri adım atmadık ve atmayacağız diyor. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Yani peki niye oluyor bu? Bu yani bu Avrupa Birliği'nin tavrını anlatmak için anlatıyorum. Evet, yoksa Türkiye'nin Ege Denizi'nde, Doğu Akdeniz'de ne istediği belli. Yani 1923'ten beri belli ayrıca. Neredeyse 100 senedir yani. Dolayısıyla ama Avrupa Birliği, bu demin saydığım ülkeler, bu meselenin bir mesele olmadığına kani olmak, inanmak istiyorlar. Yani bir deve kuşu aslında buralarda pek yoktur. Yetiştiriyorlar aslında. Avrupa'da etini metini yiyorlar zavallı hayvanların ama ondan sonra bir görmüyoruz diyor. Yani biz ya o öyle olmasa da görmezden geleceğiz diyor. Evet. Her şeyi görmekten geleceğiz diyor. Zaten içerisiyle hiçbir ilgimiz yok diyor. Şimdi oraya gireceğim. Mesela geçen hafta hatırlayacaksınız. Bu Miguel veya Miguel nasıl okunuyorsa Alman adam sonuçta. Berger yani Alman Dışişleri Bakanlığı'nın müsteşarı 3 numara. Uzun uzun bahsettiydik bunun. Evet. Ne söyledi? Hatırlayacaksınız. Daha geçen haftaydı. Yani bizim için önemli olan Türkiye'nin işte Doğu Akdeniz'de, Ege'de maraza çıkarmaması. Yani demin konuştuğumuz mesele, yani işte mülteci zaptiyeliği konusunda eskiden olduğu gibi devam etmesi. İşte para da vereceğiz. Bu arada tabii bir de ahim kararları. Biz Avrupa Konseyi, yani Strasbourg'daki Avrupa Kurumu'nun dönem başkanıydık ve orada maalesef Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili ahim kararlarına uyun demek zorunda kaldık. Özür diliyorum diyor. O geçen hafta uzun uzun anlattığım mektubu şeyinde, makalesinde bu Miguel Berger. Yani içeride olup bitenle bir ilgimiz yok. Bizi zorlamayın, zor durumda bırakmayın diyor ama yani işte orada da öyle dostlar alışverişte görsün misali. Bunları da söylemek zorunda kalıyorum. İstemeye istemiyor diye çocuğu öyle diyor. Şimdi zaten bu distopya, yani artık distopya haline almış vaziyette bu Avrupa Birliği Türkiye ilişkisi. Ve bu her yere yansıyor. Mesela Ankara'da bir devasa bir temsilcilik var. Avrupa Birliği'nin dünyadaki en büyük temsilciliğidir Ankara'daki temsilcilik. Bunun başında da bir Alman var. Merkel'in bizzat oraya yolladığı, büyük ihtimal tabii yazışmaları görmedim ama tahminim budur. Nikolaus Meyer-Landrut muhterem. Şimdi mesela bunlar hala Türkiye'deki bürokrasiyle projeler yapıyorlar. Proje. İki tane proje söyleyeyim sana. Ömer sıkı tutun ama. Alternatif çatışma çözümü programı. Çatışma çözümü. Siyasi çatışma çözümü programı. Ne demek? Öğretiyorlar bunu. Ha. Aylarca böyle milyon avrolar. Make love not war, yani savaşmayın sevişin falan, böyle bir evet alternatif çatışma çözümü programı yapıyor. Bir tane daha var, bitti. Yalnız yerel yöneticiler için seçilmiş veya atanmış yerel yöneticiler için, bir de atanmış, bir de utanmadan atanmış yazmışlar oraya. Kayyımı tabii onu hesaba katmamışlar ama Allah söyletmiş. Atanmış ve seçilmiş yerel yöneticiler için daha sıkı tutun şimdi. Ahlaki farkındalık projesi. Nasıl? Güzel.
Ya sen bunları biliyorsun yani. Bu ahlak. Avrupa Birliği bunları öğretiyor. Yerel yöneticilere ya projeler yapıyor. Evet. Hız alıyor falan, öğreniyor. Ahlaki farkındalık. Ethical awareness. Nasıl? Çok Yani güzelmiş. Yani genç. olmaz artık. Yani bu bir utanmazlık yani. Bu aşamaya gelmiş vaziyette maalesef. Johann Wolfgang von Goethe'nin genç Werther'in ıstıraplarını hatırladım nedense. Yani nedense. Zaten bu yani genel anlamıyla Türkiye ile çok yakın ilişkileri olan ülkelerin genel tavrı bu haline gelmiş vaziyette. Yani biz Türkiye'de olup bitene kör, sağır, dilsiziz. Mesela daha dün yanılmıyorsam Almanya Parlamentosu Bundestag'daki partiler CDU, CSU hariç yani Hristiyan Demokratların dışındaki bütün partiler HDP'nin kapatılması meselesiyle ilgili HDP ile bir dayanışma metni yayınladılar. Ama Merkel'in iktidardaki partisi yayınlamadı. Öyle mi? Neden acaba ya? Çok acayip. Bilmiyorum. Renklerini mi sevmiyorlar nedir? Bir var bir dertleri yani. Ama bence gerekçe şu. Şimdi bizim coğrafyadaki diğer ülkelerdeki Kürt bölgeleriyle dayanışma heyeti kuruldu Almanya'da bu bir ay önce falan. Bunlar ziyaret etmeye kalktılar Irak Kürdistan'ını ve Suriye Kürdistan'ını. Uçağa bindirmediler bunları. Alman bunlara uçağa bindirmediler. Gerekçe ne? Türkiye ile aramızı bozamayız. Ya. Bu arada ben şeyi sormak istiyordum. Denizaltı ticareti nasıl gidiyor? O Almanya. fevkut tabi ya. Fevkul beşer. Mükemmel. Evet. Devam ediyor değil mi onlar? Tamam. Şimdi yani içeriğiyle ilgili söyleyeceğimiz bir laf yok. Dışarı ile ilgili söyleyeceğimiz bir laf yok. Görmüyoruz işte görmüyoruz. Ne tepiniyorlar ya. Şimdi basın toplantısı yaptı bu 25'inde ki zirveden sonra Ursula von der Leyen, kendisi de Almandır zaten. Komisyon başkanı bir Kıbrıslı gazeteciden şöyle bir soru geldi. Efendim bu Varoşa'da, Maraş'ta bir imar faaliyeti başladı. İlaveten Türkiye'nin Cumhurbaşkanı 20 Temmuz'da yani harekatın işte bilmem kaçıncı yılı münasebetiyle adanın kuzeyine gidecek. Orada bir SİHA üssü, iki üs birden açacak. Ne diyorsunuz bu konuda? Çünkü bu da aldıkları kararla bağlantılı yani. Ege, Doğu Akdeniz diyorum ya. El cevap, biz adadaki iki devlet teklifine kesinlikle karşıyız. Ya soru o değil ki. Yani şunu demek istiyorum. Yani Avrupa Birliği Varoşa, Maraş'taki imar faaliyetine hiçbir şey ve diyecek bir sözüm yok diyor. Orada ekstra yeni bir askeri üs kurulmasına da söyleyecek sözüm yok. Ben orada bu Doğu Akdeniz'de ve Ege'de faaliyetlerin yani askeri faaliyetlerin dindiğini ve bunun da yeterli olduğunu düşünüyorum diyor. Bunun karşılığında da Türkiye'yi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Ahlaki farkındalık eğitimi veriyorum. farkı tabii çok önemli. Ahlaki farkındalık eğitimi veriyorum. Ahlaki farkındalık eğitimi. Bak siz kaçırdınız ama bence yazıl. Yok, biz yazıldık, gidiyoruz şimdi. Ahlaki farkındalık eğitimine gidiyoruz. Özdeşle beraber. Tabii Deniz. bu ala valayla bu kapanış toplantısı yapıldı. İlber Ortaylı falan katıldı. Köksal Tutan eski bakan
Ondan sonra şey diyor, bu Meyer Landrut başındaki temsilciliğin başındaki Alman yatak great importance to this project diyor ya. Yani. Çok önem veriyoruz bu projeye. As we believe in the crucial role of Council of Ethics ve ahlak konseyinin, Türkiye'de böyle bir konsey varmış. Bak bunu duydun mu sen daha önce? Başındayız biz. Aman hep kaçırıyorum onu. Yalnız İlber Ortaylı'ya ders verebilecek kimseyi ben tanımıyorum dünyada. Çok pişman olabilirler. Ders değil, bilakis yani bunun ders çok alacaklardır. Bunu anlatmış orada. Öyle diyor. Ahlaki üstünlüğü anlatmanın önemi. Bu sizin ahlak konseyiniz diyor. Ve özellikle yolsuzluğu yerel yönetimlerdeki yolsuzluğu engellemek üzere çok önemli bir rol oynuyor diyor. Ömer, bu Türkiye'de oluyor bu söyleniyor bu laflar. Evet, OECD aynı fikirde değil yalnız. Türkiye'de oyun bozan. Onlar da rüşvetle mücadeleyi hızlandıracak reformları acilen uygulamaya koymalı diyor. Yani yurt dışında ve yurt içinde. Yani bence Almanlar bu konuda bir şey yapmalı yani. Bir Alman hükümeti bence bir devreye girip OECD'ye bir haddini bildirmeli bence. Peki bir de ufak konu dışı biraz ama yani bir parantez açarak söyleyeyim. Bu Elmalı'da iki çocuğun uğradığı istismarı çocuklar bizzat çizerek anlatmışlar seneler boyu. Evet. 2007 doğumlu kız çocuğun henüz 8 yaşındayken çizdiği korkunç resimler var. Gene de beraat etti babası, 50 yıla mahkum oldu. Bunlarla da ilgileniyor mu etik komisyon? Birliğimi asla. Mesele o. Türkiye'nin iç meselesi o. İç meselesi. Sel bir konu yani. Etik bir mesele değil yani. Yok. Evet. Yok. O Ursula von der Leyen falan onu. Bunlar yok. İlgilenmiyorlar. Yani, evet. Başka bir ilgilenen bulunabilir. Şimdi bu utanmazlıkla ilgili 3 tane önemli cümle var zirvenin sonuçlarında. Bir tanesi Türkiye'nin adını zikretmeden Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Konseyi siyasi amaçlar için göçmenleri istismar eden üçüncü ülkeleri şiddetle kınar diyor. Kimden bahsediyor acaba? Hı? Neyse artık onu vermeyelim şimdi. Dinleyicilere bırakalım, evet. Evet, bence de. Ben çünkü bulamadım yani hangi ülkeyi işaret ettiğini. Ben de. Ben de evet, ondan sonra. İkincisi, bu da Türkiye'yi demin bahsettiğim gibi en başında birebir ilgilendiren bir konu. 15 yıldır falan, 10 yıldır falan yapılamıyor ama şimdi yapmaya karar vermişler. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu. Peki, nasıl yapılacak, ne, kim yapacak bu... Ekonomik program var biliyorsunuz. O ekonomik programda bununla ilgili bir cümle dahi yok. Türkiye'de çıkan ekonomik programdan bahsediyorum. Yani Gümrük Birliği'nin o modernizasyonu. Her neyse. Varsayalım ki yapıldı. Şöyle bir ibare var. Gümrük Birliği bütün üye devletlere uygulanmalıdır diyor Türkiye tarafından. Kıbrıs Cumhuriyeti demek istiyor yani. Ve 2006'dan bu yana bu konuda çok ciddi bir engel, sıkıntı var. O yüzden zaten ilk hatırlarsınız, ilk 8 başlık bu yüzden dondurulmuştu ve hala onlar açılmadı, o başlıklar. Dolayısıyla burada akıl almaz bir sahtekarlık var. Yani bunlar resmen öyle ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne de uygulamak mecburiyetindesin diyor, modernizasyon olursa. Yani hiçbir şey vermiş değil 3.6 milyar avro dışında. İkinci cümlede bu, altını çizilmesi gereken. Üçüncüsü de Libya meselesi ve onunla bitirelim zaten. Libya'dan bütün yabancı güçler çıksın diyor.
Avrupa Birliği Konseyi. Bak 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 bak. Halbuki aynı haftanın başında ayın 21'inde Berlin, ikinci Berlin Kongresi konferansı vardı Libya ile ilgili. Orada da aynı ifade vardı. Bütün yabancı güçler, askeri güçler çıksın, yani resmi veya gayri resmi hepsi çıksın, çekip gitsin diyordu. Türkiye bu maddeye şerh koydu. Şerh koydu, evet. Hatta bizzat Necla Menguş da bu yönde konuşmalar yaptı galiba. Tabii ki Libya'da, evet. koydu. Ve yeri gelmişken hatırlatayım. Bu yüzden, yani bu meselenin artık akut, ya yani kronik bir hal almış olmasından dolayı gözlemciler, yani Libya'yı yakından izleyenler muhtemelen 24 Aralık 2021 tarihinde planlanmış, programlanmış olan seçimlerin yapılamayacağını söylüyor. Yani iş oraya girdi. Mesela dün Tobruk'taki Libya parlamentosundan bütçe çıkamadı mesela. Yani ülkenin bütçesi kabul edilmedi. Keza başta bir hükümet var, bir geçici devlet başkanı var, geçici başbakan var, geçici hükümet var. Necla Hanım da onun, o hükümetin dışişleri bakanı, biliyorsunuz. Dışişleri Bakanı Necla Menguş, evet. Evet, fakat o hükümette savunma bakanı yok Ömer. Ya. Ama ihtiyaç da yok çünkü savunma İhtiyacım. bakanı, yani fiilen belki Hulusi Akar, değil mi? Evet, olabilir. Ya bence de. Yani böyle soruyla bir yani. Peki, bitirelim o zaman. Bitiriyoruz herhalde. Bu sefer parçayı Özdeş seçti. Evet, ben seçtim. Ahlakla mı alakalı acaba? Olabilir. Bir aslında ilişki şarkısı bu. Ama böyle artık bitmiş olan bir ilişki. Coming Home diye geçiyor. Lynyrd Skynyrd'ın şarkısı. Ama sözleri çok manidar geldi bana. Yani bıktım artık işte yok olan hayallerden, kirli anlaşmalardan falan. Sizin de yazınızda da geçiyordu Dirty Deals. Daha iyi günlerimiz olmuştu diyor. Ben artık eve dönüyorum diyor. Herhalde uluslararası siyasete de uygulanabilir diye düşündüm. Lynyrd Skynyrd Coming Home şarkısı. Evet, geceler boyu sokaklarda uyudum filan ama artık bitti diyor. Fakat Gidiyor eve gidiyor. Allah'ın izniyle bu etik ahlak meselesi üzerinden bir armağan bekliyorum lütfen. Yani Tamam, bir dahakine öyle yaparız. Bir daha hazırda tutarız. Tamam. Peki, çok teşekkürler. Görüşürüz. hayırlı Görüşmek günler. üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Cengiz Aktar'la geleceğe bakışların ardından kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra da döndüğümüzde bu sefer bir konuğumuz olacak. Daha önce de konuk etmiş olduğumuz Erencan İleri ile, hem iklim aktivisti hem akademisyen. Bu iklim faciasında geri sayım diye adlandırdığı, kendisinin de bizim de öyle, bu son hükümetler arası iklim değişikliği panelinin Sızan raporundan bir değerlendirme yapacağız. Çünkü dünyadaki yaşamın yeni türlere dönüşerek yeni ekosistemler yaratması ama insanların yaratamaması gibi çok ilgi çekici, çarpıcı gözlemler vardı. Onları konuşmaya çalışacağız birazdan, bir aradan sonra. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz. Saat 8, 9.34, affedersiniz, ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Erencan İleri ile konuşacağız. İklim faciasında geri sayım. Artık iklim faciası kelimesi kullanılmaya başladı. Hoş geldin Eren. Hoş bulduk Ömer Bey. Merhabalar. Nasılsınız?
Merhaba Ayşe. Sana Erencan mı denmeli, Eren mi? İkisi de olur. Annem bana Erencan diyor. Evet, ben de annenden biliyorum zaten. Erencan. Peki, o zaman öncelikle bir soru sorarak başlamak istiyorum. Kaç yılımız, günümüz kaldı, saatimiz? Kaç yılımız, günümüz kaldı? ClimateClock.world adlı web sitesine göre Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin 2018 raporundaki verilere bakıldığında bu sabahtan itibaren 6 sene 184 gün içinde sera gazı salımlarımızı sıfıra indirmemiz şart. 6 evet. Sene 184 gün. 6 sene 184 gün. Vaziyet bir hayli önemli. Yani sıfır emisyona. Yani 2030 bile değil. 2030 dolayısıyla bile 2030'a değil. Kadar %50 falan deniyordu. Gerçekler galiba bunun çok çok üzerinde. Evet. Evet. Çok climate hızlı bir değişim lazım. Climate clock şeyini sayende fark ettik. Çok iyi oldu. Ve oradan her gün bakabiliriz. Bu Union of Concerned Scientists'in, yani kaygı duyan aktivistlerin, daha doğrusu bilimcilerin gece kıyamete ayarlı saati meselesi de artık dakikalarla ölçülüyor. Burada da çok az bir zaman kalmış. Yani sıfır emisyona ulaşmamız için 6 yıldan biraz fazla zamanımız var. Yoksa geri döndürülemez noktaya varmış olacağız. Bana en çok sorulan sorulardan biri bütün ömür boyu bu olmuştu iklimle ilgili yayınlara bundan 22-23 sene önce başladığımızda. Giderek artan sayıda soruluyordu. Şimdi şu sıralarda ne kadar zamanımız kaldı diye sormuyorlardı. Onu hatırladım ama 6 yıl 184 gün. Bu öyle mi? Site tamam. Hangi siteydi? Bir daha söyleyebilir misiniz? Climate Clock. Climate Clock. Clock.world. Değil mi? Tamam. Evet. Peki Eren, şimdi Erencan ya da dönelim bakalım. Çok ciddi bir şey, yani Dünya Meteoroloji Örgütü'nden büyük ısınma olasılığını %40 olarak gören 2026'ya kadar 1,5 dereceyi aşacağız diyorlar. Ve yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nde de Ajans France-Presse'in bir ilginç sızma haberi oldu diyebilirsek, scoop diyorlar. Neler oluyor, neler bitiyor, biraz onları konuşalım seninle. Bu yayının başında çok doğru söylemiştiniz. Dünyadaki yaşam yeni türlere dönüşerek ve yeni ekosistemler yaratarak sert bir iklim değişikliğinden kurtulabilir. Ama insanlar kurtulamaz. Ve bu sızılmış raporun en önemli özeti. Bugüne kadar iklimin ortalama sıcaklığı zaten 1,1 derece arttı. Ve mevcut eğilimlere bakıldığında en iyimser tahminlere göre dünyamız 3 derece ısınacak. Bu tabii bayağı, yani 3 derece Paris İklim Anlaşması'nın öngördüğünden çok daha yüksek bir ısınma. O zaman dünyanın kurtulabilmesinin zor olabileceği, eğer çok hızlı bir şekilde hareket edilmezse görülüyor. Evet. Evet, ve bu Paris Anlaşması'nda hatırlarsanız verdiğimiz söz şuydu: iklim ısınmasını 2 dereceye, mümkünse 1,5 derecenin iyice altında tutacağımızı söylemiştik. Demin beri de çok önemli bir şey söylemiştiniz. Kullandığımız kelimeler çok önemli. Son senelerde iklim değişikliği yerine iklim krizinden bahsetmeye karar vermiştik. Fakat bu raporun gösterdiği şu ki, bundan böyle buna ancak bir facia denilebilir, iklim faciası denilebilir. Neden? Çünkü krizler gelip geçer. Önleyici ve düzeltici kararlar alınır, devlet ekonomik destek sağlar, halk aşılanır vesaire. Türkiye, İran, Irak, Libya ve Eritre hariç bütün dünya ülkeleri Paris Anlaşması'nı onaylamıştı. Anlaşmanın öngördüğü küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutma taahhüdünü ise
ve bilim insanlarının ısrarla ortaya koydukları önemli. O dönemde acilen alsaydık, facianın gidişatını bir nebze düzeltebilirdik. Fakat ne yazık ki bunu yapmadık. Ve hükümetler arası iklim değişikliği paneline göre de bu hatamızın fecaatın geri dönülemez noktasına geldik. Biraz önce demiştim ki iyimser tahminlere göre dünyamız 3 derece ısınacak. Bu gidişatın akıbetini düşünmek bana fazla acı veriyor. Dolayısıyla sizinle olabilecek en iyimser tabloyu paylaşayım. 2050'ye kadar dünyanın sadece 2 derece ısınması bile düşünülemez bir vahşete yol açmaya yeter. Sizinle az önce bahsettiğim rapordan tercüme etmiş olduğum 5 sonuç paylaşacağım. 1. İklim faciası gelecek 9 sene içinde 130 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa mahkum edecek. 2. İklim faciası 2050 yılına kadar 80 milyon kişiyi süreyen açlığa itecek. Süreyen ne demek? Yani sürekli bir açlık durumunda kalacaklar. Evet. Her kış geldiğinde aileme nasıl yemek getireceğim diye düşünen ebeveynler. 80 milyon, evet. 80 milyon. Yani Türkiye nüfusu kadar insan. Ve bu 2 derecelik bir ısınmayla. 3 dereceyi düşünmüyoruz bile. İklim faciası 2050 yılına kadar kentsel alanlarda 410 milyon kişi susuzluğa maruz bırakacak. Bu da üçüncüsü değil mi? Evet, Evet. yani yarım milyara yakın insandan bahsediyoruz ya, susuz kalacak diye. Evet. Ve barajlarımızın boşalması, işte barajlardaki su durumu nedir vesaire. Bu sohbetler bizim için artık her seneyi bırak, her ay sohbet edeceğimiz sorunlar olacak. Dördüncü nokta, iklim faciası 2050 yılına kadar bu facianın ön cephesinde yer alan kıyı kentlerdeki yüz milyonlarca insana giderek sıklaşan, giderek daha ölümcül hale gelen fırtınalar ve seller yaşatacak. Deniz seviyelerinin yükselmesinden kastettiğimiz de bu. Yani denizler evet yükseliyor, fakat en büyük yükselme fırtına dalgaları şeklinde oluyor. Evet. Yani daha biraz önce bu sabah da Florida'daki bu tuhaf kaza mı ne diye nitelendireceğimizi bilemediğimiz binanın çökmesi ve 151 kişi olduğu tahmin ediliyor içinde öldü mü kaldı mı bilinmiyor. Onun da sebebi Florida'nın deniz seviyesinin hemen üstünde bir yerde olması ve erozyona uğraması yani. Bütün kaya şeylerin, betonların çökmesi, sızdırması, tuzlu su altında olduğu yeni bir araştırmayla ortaya çıktı. Yani gözümüzün önüne sık sık geliyor bu mesele bile ön cephesinde yer alıyor tabii Florida eyaleti de. Evet ve yani Türkiye bir kıyı ülkesi. Bütün Türkiye bu tehlikenin altında yaşıyor. Evet. Son noktaysa karşılaştırmalı bir nokta. 1,5 ve 2 derecenin arasındaki fark da iklim faciasının 2050 yılına kadar 400 milyon, 420 milyon daha fazla insana aşırı ve ölümcül ısı dalgalarını yaşatması demek. Profesör Levent Kurnaz, iklim bilimcisi, geçen cuma bir tweet atmıştı. Demişti ki, şu anda İstanbul'da sıcaklık 28,2 derece, nem %61, ıslak termometre sıcaklığı ise 32,5 derece. Düşünün, bu ıslak termometre sıcaklığın 32,5 derece olduğunu. Yaşanmaz olurdu, değil mi? Evet, aynen öyle olacak önümüzdeki yıllarda diyor. Ve maalesef Levent Hoca çok haklı. Evet, Levent Yakın Kurnaz gelecekte, evet. Açık Radyo'nun da programcıları arasında yer alıyordu. Evet.
Twitter'dan takip etmenizi yeğlerim bütün dinleyicilere. Çok iyi bazı öngörülerde bulunuyor. Yakın gelecekte Doğu Brezilya, Güneydoğu Asya, Akdeniz, Çin'in kıyısı ve hemen hemen her yerdeki kıyı şeritleri aynı anda birden fazla iklim felaketiyle hırpalanabilir. Yani aynı zamanda kuraklık, sıcak hava dalgaları, kasırgalar, orman yangınları, Hepsi bir seller, arada, ha? Evet. hepsi bir arada. Hepsi bir arada. Ve bunu bu zararı sınırlamak için önce demiş olduğumuz gibi 6 sene 184 gün kaldı. Bu zamanın içinde sera gazı salımlarımızı sıfıra indirmemiz lazım. Evet. 2028'i ancak bulabiliyoruz yani. Çok acayip. Öyle. Evet. Çok acı. Bir de şöyle bir şey var. Hep insanlara olacak olanlardan bahsediyoruz. Fakat iklim krizi doğayı da etkileyecek. Ve doğamızın dengesi çok hassas. Denge bozulduğu vakit kısır döngüye dönüşür. Tehlike altında olan ve devrilme noktasına gelen üç düzenleyici mekanizmayı sizinle paylaşabilir miyim? Tabii lütfen. Bir tanesi ormanlar. Ormanlar çevremizdeki karbonu emip yaşamak için ihtiyacımız olan oksijeni ve suyu salıyor. Sıcak ve orman katliamı Amazon'u savanaya dönüştürürse ki dönüştürecek, iklimi ısıtan karbonu yememez, iklim daha da ısınır. Yani orman yangınları, orman katliamı vesaire iklim krizini hızlandıracak olan bir şey. İkincisi okyanuslar. Okyanuslar fazla ısınırsa asır sonuna kadar Grönland ve Batı Antarktika'daki buz tabakaları erir ve bu sadece okyanusların su seviyelerini 13 metre yükseltmeye kısıtlı olmaz. Aynı zamanda da dünyamızın hem buzdolabı gibi soğutan hem de güneşin dünyayı daha çok ısıtmasını engelleyen yansıtıcı adeta beyaz şapka gibi davranan mekanizmayı yok eder. Ve bu Albedo mekanizması yani. albedo mekanizması Evet. tam. Yani buz tabakalarının erimesi iklim krizinin yine hızlanmasına yol açacak bir şey. Sonuncusu olarak ise Sibirya'nın donmuş toprağında hapsolmuş milyarlarca ton karbon var. Bu donmuş toprak erirse o hapsolmuş karbon çevreye salınır ve bu karbon küresel ısınmayı daha da hızlandırır. Sibirya'daki o toprağın erimesini de hızlandırır. Evet, yani Yani 47,7 derece gibi dudak uçuklatıcı bir rakama rastladık. 2 gün önce söyledik bunu Sibirya'da ve onun da tamamen bu işte topraktaki hapsolmuş olan fosillerin çözülmesini ve büsbütün metanın çıkarak karbon yutağının tam tersine bu sefer karbon salıcısı haline gelmesini toprağın, yani çok kısır döngü yani. evet ve bu kısır döngülere feedback mekanizmaları deniliyor. İngilizce'deki kullanılan bu anı anlatan kelime tipping point. Yani geri dönülemez nokta. O noktayı geçtikten sonra kısır döngü devreye konuluyor. Evet. Maalesef dünyamızın geleceğini ellerinde tutanlar, karar mercileri, iktidardakiler her ne kerametse bunu anlamıyor veya anlamak istemiyorlar. Ya kısa dönemdeki çıkarlarını insanlıktan, insanlığın geleceğinden daha çok önemsiyor ya da anlamak için zekaları yetmiyor. Bakın, biliyorum dediğim çok haşin bir şey. Fakat halk bunu anlayacak kadar akıllı. Halk açlığın, susuzluğun, kuraklığın, gelir kaynaklarının yok olmasının ne demek olduğunu anlıyor. Ve iklim faciasından, iklim faciası yüzünden
Hepimiz bunları yaşayacağız. Halk bunu anlıyor. Evet, mücadele yani acilen uygulanması gerekenlerin neler olduğunu da bir kısaca gözden geçirelim. Bir 10 dakikamız var. Tabii. Korkuya ve hareketsizliğe teslim olmamamız gerekiyor. Fakat acilen bazı politikaları yürürlüğe koymamız lazım. Birincisi, doğa kırımı acilen durdurmamız lazım. Ekosistemlerimizi korumamız ve onarmamız şart ve küresel ısınmaya karşı mücadelemizdeki en büyük müttefikimiz doğa. Bataklıklar da, ormanlar da, yosunlar, mercan kayaları, mangrovlar, bu doğal ortamlar karbonu emiyor, erozyonu engelliyor, kıyıları fırtınalara karşı koruyor, bize de gıda sağlıyor. Ormanları kesmek, denizlerimizin dibine zehirli atıklar atmak Marmara'daki gibi, bataklıkları kurutup üzerine betonlaştırmak geleceğimizi çalıyor ve dünyanın bağışıklık sisteminin düzeni, dengesini yok ediyor. Eminim biliyorsunuzdur. Anayasanın 56. maddesi diyor ki herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. O zaman çevrenin sağlığını korumayan, aksine kısıtlı olarak kirleten, dengesini bozan ve bunu yaparak ceplerini dolduran karar mercileri anayasal suç işliyor. Ayrıca 56. maddeyi güçlendirip çevreyi geliştirme, sağlığını koruma ve kirletmesini önleme sorumluluğunu en çok kirletmeyi yapan şirketlere de uzatmak lazım. Sistemik doğa kırımı, şirket kapatma cezasıyla veya buna izin verenliği ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırmak lazım. Çünkü bu insanla, dünyaya, doğaya karşı bir suçtur. Evet, şimdi bu sırada uluslararası hukukta da konuşulan bir mesele haline geldi. Yani doğa kırımı, jenosit, doğa kırımı yani bir jenositten türetme bir kavramla bayağı ekosit kavramının da bir insanlık suçu olması için çalışılıyor. Onu ona gönderme de yapıyorsun. Evet, sonra? Tam öyle. İkincisi, fosil yakıtlarından çıkmak lazım. Yani değişik NGO'lar değişik zaman aşımları veriyor. Ama günün sonunda bütün enerji şirketlerinin ve finans kuruluşlarının bir çıkış planı geliştirip uygulaması acilen şart. Demiş olduğumuz gibi 2028'e kadar net sıfıra varmamız lazım. O olmayacaksa mümkünse 2040'a kadar kömürden 2050'ye kadar petrolden gazdan çıkarsak büyük bir kazanç olur. Üçüncü nokta betonlaştırma hakkında. Betonlaştırmayı derhal kesmek lazım. Yeni otoyoldu, havalimanıydı, alışveriş merkeziydi, HES'ti vesaire inşaatlarına girişmemek ve inşaatı henüz başlamamış olan ama onaylanmış projeleri de iptal etmek gerek. Çünkü bu projeler hem korunması gereken doğal alanlarda yapılıyor hem de dünyanın en kirletici endüstrilerinden biri olan beton endüstrisini güçlendiriyor. Ve bu son iki nokta hakkında da geçen gün cumartesi Halk TV'de yayınlanan Fatih Ertürk'ün programında Profesör Yalçın Karatepe diyordu ki bütün dünyada konuşulan bu yeşil mutabakat, Green New Deal politikaları çerçevesinde finans kuruluşlarının bir projeye maddi destek vermeyi değerlendirirken öncelikli olarak çevreye zarar verip vermediğini incelemesi lazım. Veriyorsa da desteklememeleri lazım. Umarım ki finans kuruluşları düşünüp Söke'deki TİPAŞ, MMP, Adana'daki EMBA Humutlu, Eskişehir'deki Yunus Emre Kömür Santrali ve Kanal İstanbul gibi doğayı talan eden, çevreye zarar veren çılgın projelere destek vermeyeceklerdir. Verirlerse de ben şimdi söylüyorum, günü geldiğinde sorumlu tutulacaklardır. Çünkü çevreye zarar verdiğimiz vakit geri dönüşü olmaz.
Dördüncüsü Evet. uçağı artık kesmemiz lazım. Yani alternatifleri olan uçak seyahatleri varsa trenle veya otobüsle gitmek lazım. Çok basit. Toplu ulaşım araçlarıyla. Evet. Peki ya, Arada lütfen. evet, yani siyasi açıdan ne yapmak lazım? Siyasi açıdan en azından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda uzman olan bir partiler arası iklim eylem grubunun kurulması lazım. Ayrıca anayasanın siyasi partilerle ilgili maddesi diyor ki vatandaşlar siyasi parti kurma hakkına sahiptir. Bakın ben hiçbir partinin üyesi ya da sözcüsü değilim. Fakat Türkiye'de ve dünyada yaşanan ekolojik, iktisadi, toplumsal ve siyasal krizin çözülebilmesi için kurulmuş olan Yeşiller Partisi'nin başvurusu 9 aydır İçişleri Bakanlığı tarafından engelleniyor. Ve bu bir anayasal demokrasi sorunu. Muhalefet demokrasiyi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı, çevreyi ve iklimi önemsiyorsa, gelen seçimlerde meclis kontenjanlarından İklim bilimcilerine ve mümkünse yeşillere birkaç koltuk verse iyi olur. Ayrıca da parti kurmak izne tabi değil. Onun için mutlaka cevap vermeleri lazım. Bunun için davaları da sürdürüyorlar. Ama onu ayrıca daha sonra başka programlarda da konuşuruz. Evet, dediğin çok önemli bir nokta. Hiç olmazsa bir iklim eylem grubu kurulsun mecliste diyorsun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Evet, ve sona geliyoruz artık. Son edecek 2-3 sözüm var. Birincisi şu ki, evimiz yanarken karar mercileri yangına benzin attılar. Yeter artık. Artık itfaiyeyi çağırma vakti geldi de geçti. Yani artık her bireyin, her vatandaşın, bütün siyasetçilere ya gereken iklim politikalarını hemen gereken hızda ve çapta yürürlüğe koyun ya da siz sandıkta yeneriz demesi gerekiyor. Uzun lafın kısası, doğa talanı, ölçüsüz ve vahşi ekonomik büyüme ve fosil yakıtlar dünyamızı, insanlığı ve geleceğimizi felakete sürüklemekte. Bunu durdurmak öncelikle siyasetçilerin ve şirket yöneticilerinin elinde. Şimdiye kadar gerekeni yapmadılar. Bundan sonra vatandaşların buna müsaade etmeme, geçit vermeme ve suçluları kamunun gerekirse de mahkemenin önünde yargılama sorumlulukları var. Söylemim çok güçlü geliyorsa affınızı diliyorum. Bu facianın şiddeti karşısında ne desek, nasıl desek az. Bunu yenmek için 6 sene 184 günümüz kaldı. Oy verin. Doğayı ve yaşamı koruyun. Fosil yakıtların hem de vahşi imarın önüne geçin. Facianın en vahim halini önlemek lafla değil, eylemle olur. Evet. Erencan İleri, çok teşekkür ederiz. Valla yani gayet vahim bir durumda, saati saatine ne kadar geri dönüşü olmayan noktaya varmadan ne mümkünse yapacağımız şeyleri, yapmamız gereken şeyleri saati saatine konuştuğumuz bir şeydi. Evet, akademisyen ve aktivist Erencan İleri ile konuştuk. Hatta onun da bize önerdiği bir şarkı var ama onu çalacak vaktimiz yok. Saat 10'dan sonra tekrar bir arada olduğumuzda çalarız. Hopelessness diye bir debüt solo albümü. Amerikalı, İngiliz Amerikalı sanatçı Anoni'nin, eskiden şey olarak biliyorduk, Anthony and the Johnsons grubundan. Onun yarattığı Four Degrees, 4 derece diye bir şarkı var. Onu ama daha sonra çalarız. Kendisi aynı zamanda görsel sanatçı da, ilginç bir şarkı. Erencan, çok teşekkür ederiz. Mezuniyet törenine koşacağını biliyoruz. Geç kalmadan şimdiden tebrikler diyelim. Çok Teşekkür teşekkürler. ederim Ömer Bey. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim Özdeş Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kal.
Evet, biz devam ediyoruz ve şimdi bir küçük aradan sonra bir 10-15 dakikada olayları konuşmaya devam edeceğiz, bir de şarkı çalarak. Açık Gazete 95.0 açıkradyo.com.tr ve saat 10'u 6 dakika geçiyor. Biz de devam ediyoruz. Dinlemekte olduğunuz şarkı Hopelessness, Umutsuzluk adını taşıyan aynı adlı albümden, daha doğrusu Umutsuzluk adını taşıyan bir debü solo albümü yapan Anoni adlı şarkıcı. Daha önce Anthony Hegarty diye biliniyordu. Ve yeni 2016'da yayımlanmış bir albümden bir şarkı. Anthony and the Johnsons grubundan tanıdığımız şarkıcı kendisi. Ve 4 derece diye, sadece 4 derece önemli değil. Bu dünyayı görmek istiyorum, yani kaynadığını görmek istiyorum. Bu dünyanın, köpeklerin su diye avladığını görmek istiyorum. Balıkların denizlerde karın üstü çıkmasını, suyun yüzüne görmek istiyorum. Bütün lemurların ve bütün o küçük yaratıkların hepsinin yandığını görmek istiyorum. Sadece 4 derece bir şey değil diye böyle söylüyor. Bütün büyük memelilerin, gergedanların da ağladığını görmek istiyorum tarlalarda. Her şeyin yanmasını istiyorum. Onları yakmak istiyorum diye. Hayvanların ağaçlarda öldüğünü, göklerin yandığını, Meltem estiği zaman yandığını görmek istiyorum. Hepsini yakmak istiyorum diye giden. Biraz ürkütücü ama durumun vahametine de işaret eden bir şarkıydı. Ondan ben de hemen bir hatırlatmada bulunayım. Açık Gazete'de çaldığımız bütün şarkıları Spotify'da Açık Gazete diye bir listemiz var. Oraya ekliyorum ben de. Bütün bu bugün de çal, bugün dördüncü şarkımızı çalmış olduk. Bir tür rekor galiba bizim için de. Bütün bu şarkıları orada bu listede, Açık Gazete listesinde Spotify'da bulabilirsiniz. Anoni diye yazılıyor. Anohni diye gidiyor. Bu arada biz de şimdi kalan birkaç dakika içinde de genel bir haber özetine girişelim, haber ve yorumların. Bu arada destekçimiz Alp Kızıltan'a da çok teşekkür edelim. Devam edelim. Evet. İstanbul Sözleşmesi'nin iptali kararının durdurulması talebi de Danıştay tarafından reddedildi. 10 yıl önce imzalanmıştı ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla feshedilmişti İstanbul Sözleşmesi. 1 Temmuz günü 2 gün sonra yürürlükten kalkıyor. Yani Danıştay da yürütmenin durdurulması talebini reddetti. 2'ye karşı 3 oyla. Evet, aslında bu kısmı önemli. 5 kişilik bir heyet. 3 kişi bu red kararı vermiş. 2 kişi ise aslında red kararına karşı oy kullanmış. Dolayısıyla bir oy çoğunluğu durumu söz konusu ama yine de önemli 2 kişinin itiraz etmiş olması Danıştay'da. Ve sözleşmeden çekilme kararının Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde olduğu da böyle tereddüt bulunmamaktadır diye bir açıklama gelmiş. Ben yani oy çokluğuyla alınan karar da, yani ötekilerde tereddüt varken nasıl aynı zamanda tereddüt yoktur diye bir açıklama yapıyorlar bilmiyorum. Eğer oy birliğiyle alınmış olsa kendi içinde tutarlı olurdu bu açıklama, evet. Hiç itiraz olmasa, ama diğer iki kişi hayır öyle değil, bu şekilde çıkılamaz İstanbul, bir uluslararası sözleşmelerden demiş yani. Evet demiş ama gene de tereddüt bulunmamaktadır diye 3'e 2 karar sizi yok olmuş. Sayıyorum. Bu da Türkiye'de ender görülen, aslında pek ender görülmeyen artık tuhaflıklardan bir tanesi. Bu arada Medya Tava'nın da bir haberi var. O da önemli. Galatasaray Yönetim Kurulu sözcüsü, Galatasaray Kulübü, spor kulübü, Taylan futbolcusu Taylan Antalyalı'yla ilgili bir açıklama yapmış. Sosyal medyada linçe uğramış Taylan Antalyalı. Ama yönetim kurulu sözcüsü Remzi Sanver
destek mesajı vermiş. Powered by Pride diye bir foto tişörtle onur hareketini destekleyen bir tişörtle fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı yaratmış, tehditlere uğramış. Onur yürüyüşüne destek amacıyla bu paylaşımı yapmış. Gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmiş. Ama spor kamuoyunun önemli bir bölümünden futbolcuya destek mesajları gelmiş. Bazı futbol yorumcuları milli futbolcunun milli takıma alınmaması gerektiğini söylemişler. Bu tişörtü giydiği için. Futbol yorumcuları bu. Sosyal medyadan bahsetmiyorum. Sosyal medyada asosyal medya halini alıyor zaten bu şekilde. 26 yaşındaki futbolcu hakkında küçük düşürücü yorumlar yapıldı. Galatasaray kulübü ise net bir açıklama yapmış. Sessizliğini bozmuş. Kameralar karşısına geçen yönetim kurulu sözcüsü Remzi Sanber, Galatasaray kulübü olarak tereddütsüz olarak yanında durduğumuzu, dilerse hukuki süreçler de dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmiş. Ve daha çok başarılı bir açıklama gerçekten. Evet. Yani uzun süredir Galatasaray kulübüyle taraftar olarak Galatasaray takımıyla fazla ilişkim olmadığını itiraf edeyim. Ama bu insana iyi duygular veren bir açıklama, senin de dikkati çektiğin gibi. Yani şey diyor. Bu düşüncemiz toplantıya kadar geçecek. Yani yönetim kurulu toplantılarının ardından yapılacak önemli konularla ilgili açıklamaların. Ama bu düşüncemiz toplantıya kadar geçecek zaman içinde hareket etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor demiş ve daha da bence önemli de bir şey daha ilave etmiş. Bu linç nedeniyle, Antalyalı adlı futbolcuya düzenlenen linç nedeniyle diğer kulüplerden de destek beklediklerini söylemiş. Bizimle aynı toplumsal gelişme ve aydınlanma hamuruyla yoğrulduğunu düşünen bütün değerli spor kulüplerinin yönetimlerinin de bakış açımızı paylaştıklarından şüphemiz olduğundan, takdiri elbette kendilerine ait olarak duruşumuza destek olacakları bir tavrı, sporda rakip ama değerlerde ortak olduğumuzu göstermesi açısından kıymetli bulacağımızı söylemek istiyoruz şeklinde konuşmuş. Bu önemli geldi bana da. Evet, yani kesinlikle. Sporda rakip ama değerlerde ortak. Değil mi? İyi bir açıklama yani. Evet. Bakalım ses çıkacak mı diğer kulüplerden? Evet. Taraftar grupları dahi bence şu anda önemli. Evet. Taylan Antalyalı çarşı basıyoruz diyorlar. Çarşı grubunun geziden hemen sonraki onur yürüyüşüne katıldığını hatırlıyorum örneğin. Evet, ben de yani ayrıca da bütün taraftar gruplarının gezide kol kola formalarını da üzerlerine giyerek çeşitli dört büyük kulübün taraftarlarının ortak yürüdüğünü hatırlıyorum. Yani sevgili Taylan kardeşimiz diyorlar. Galatasaray Yönetim Kurulu olarak kulübümüzün mensubu olmandan gurur duyuyor. Yani Türkiye kamuoyunun huzurunda kendisine sesleniyorum demiş sözcü. Büyük Galatasaray ailesinin bir evladı olarak sizi bağrımıza basıyor ve sevgiyle selamlıyoruz diyor. Önemli bir açıklama da geldi. Öte yandan tabii skandal kararlar, işte Elmalı'da iki çocuğun uğradığı istismarı yıllar yılı ve istismarı resimlerle çizdiği halde 50 yıla mahkum olan babasının gene de acayip bir kararlarla beraat etmesi hikayesi var. Yani travma sonrası stres bozukluğu yaşamış, adli tıp raporuyla belgelenen kız yine aynı travmaları seneler içinde yaşıyor. Annesi kızını da oğlunu da koruyabildiğini düşünüyor, istismara uğramış. Ama her kapıyı hala çalıyor, zira korkuyordu diyor Cumhurbaşkanlığına, Adalet Bakanlığına kadar Gökçer Tayincioğlu T24'te yazmış. Ama korkularında haklı çıktı. Aynı istinaf mahkemesi aynı üyelerle yine devredeydi. Mahkeme ayrıntılı raporlara rağmen yeterli delil oluşmadığı kanaatiyle beraat kararı verdi ve baba serbest kaldı. Yani resimlerde bir kızın bilmesine imkan olmayan
küçük bir 7 yaşından bu yana antidepresanlarla ayakta durabiliyor bir kız çocuğu. Yani küçük balonlara yazdığı konuşmalar ürkütücü ama çizimler çok daha ürkütücü diyor Tahincioğlu. Baba olarak resmedilen kişinin çıplaklığı, kızına anneni öldürürüm diyerek neler yaptığı kayıtsız kalınamayacak bir dehşeti içeriyor. Şimdi yine babasıyla görüştürme riskiyle karşı karşıya. Çok bu çocuklar neden korunamıyor? Bu davanın arkasında kim var diye soruyor Tahincioğlu. Soruların yanıtları çok da belirsiz değil. Dava süreçlerini iyi izlediğinizde yanıt bulmak mümkün. Bir de yön var davada dikkati çeken diyor. Deniz Feneri Derneği'nin bazı yöneticileri davayla çok ilgili. Bir yönetici babanın avukatlığını üstlenecek kadar yakından ilgili. Yani bütün sanıkların savunma hakkı elbette vardır ve avukatların da bu sanıkların savunma hakları bulunuyor, ancak amacı insani yardım olarak açıklanan bir derneğin yöneticiliğini yaparken çocuğa yönelik cinsel istismar davasında üstelik sanık babanın avukatlığının yapılabilmesi etik açıdan kolay anlaşılır değil. Davada olup bitenlerse hiç anlaşılır değil diyor. Yani 50 yıl bu hapse mahkum edilen babanın 3 yılı aşkın süre devam eden yargılama boyunca hiç tutuklanmaması, hükümden sonra tutuklanması ve sadece 4 ay sonra rekor bir hızda davaya bakan istinaf mahkemesinin kararıyla serbest kalmasıyla gündeme gelmiş. Ve yani 50 yıl ceza alan baba hakkındaki yargılama dosyaları neredeyse 1 yılda görüşebilen istinaf mahkemesinin sadece 2 ayda verdiği kararla durdu. Baba da bu sayede tahliye oldu diyor. Zaten bu kararlar verilene kadar da küçük kızın yaşamadığı kalmadı diye uzun uzun anlatıyor. Trajik bir durum. Evet, yani bu çocukların yaşadıkları özellikle taciz ve tecavüzler çok sık artık medyada yer almaya başladı. Bu bir resimle anlatılınca özellikle şu anda medyada, özellikle sosyal medyada zaten bir kampanya yapılması sonucu bu kadar öne çıkmıştı. Ama geçen hafta da çok benzer bir şey Antalya Kepez'de yaşandı. Bir parkta sürekli olarak tecavüze uğrayan 12 yaşında bir çocuğun tecavüz ediliyorum lütfen yardım edin diye taşlara yazmış, not yazmış yanında getirdiği kalemle. Ve bunun sosyal medyada yine paylaşılması üzerine böyle bir not var burada diye. Hemen polisler bunun üzerine harekete geçiyor ve komşusu tarafından cinsel istismar ve cinsel saldırıya uğradı ortaya çıkmıştı. Evet, Elmalı davasında da işte yani Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babası adli kontrolle serbest bırakılınca sosyal medyada büyük tepki. Yani avukat da şey demiş, çocukları görseniz uyku uyuyamazsınız diyor. Psikososyal destek verilmeye başlamıştır filan diyor. Evet. Van'da da çocuklara işkenceyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verilmiş. Yani sık sık Dürkheim'e atıf yapıyorum ama insan değil yani. Emil Dürkheim'in klasik eseri intiharda anomi durumunun, yani bütün normların dışında bir çöküntüden, intiharlara ve cinayetlere yol açan bir olaydan bahsediyordu. Yani olay değil, toplumsal halden o geliyor insanın aklına nedense. Ankara'daki onur yürüyüşünde de polis 20 kişiyi darp ederek gözaltına almış. Yeren Keskin de, İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Yeren Keskin, 30 yılı aşkın bir süredir insan hakları alanında hak mücadelesi yürütüp silaha eli değmemiş, barış isteyen insanlara bu zulüm yeter çağrısında bulunmuş ve 30 küsur yılı aşkın süredir uğraşıyorum, ifade özgürlüğünün bu kadar ihlal edildiği başka bir süreç hatırlamıyorum diyor. Savcı mütalasında benim örgütün kalem silah şoru ya da olduğumu söyledi diyor. Ne diyeceğimi bilemedim. 26 yıl 9 ay cezam var diyor bu şekilde. Hayatım boyunca hep insan hakları. Bir avukat kendisi, gerçekten Türkiye'nin en önemli avukatlarından, insan hakları aktivistlerinden bir tanesi ve hayatı boyunca gerçekten şiddete karşı durmuş olan birisi. 26 yıl 9 ay
cezası varmış. Terör destekçiliğinden, yani bu az evvel sizin de bahsettiğiniz tuhaf suçlamadan dolayı. Evet, kalem silah şuuru deniyor. İnanamadım. Her an cezaevine girebilirim diyor. Bu arada da bir de İstanbul Sözleşmesi kararının durdurulması talebinin Danıştay'dan red geldiğini söylemiştik. Gerekçeyi öğrenemedik neden red geldiğini, ama bir de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında yeni bir öneri getirmiş. Üniversite eğitimi sınavsız olmalı demiş. Kaldırın sınavları. Üniversite sınavı kaldırılsın demiş. Bence diğer partileri de MHP ve AKP dışında kaldırmakta dan bahsedilebilir. Böyle bir öneri getirsem mi? Yani aslında tabii yıllardır öğrencilerin karşı çıktığı bir şey bu sınav sistem meselesi, ama Devlet Bahçeli son dönemlerde ağzını açtığı her şeyde sorunları ortadan kaldıracak yöntem olarak bizzat o kurumları ortadan kaldırmayı öngörüyor. Yani bence üniversiteleri de kaldıralım diyebilir bu işin sonunda. Anayasa Mahkemesi'ni kaldırın demişti. HDP'yi kapatın demişti. Daha vardı böyle açıklamalar. Evet. İşte her şeyi kapatmak da bir fikir aslında. Açık şehir, açık ülke olur. Hiçbir şeyin kapalı olmadı. Kapalı ülke yani. İşte artık yoruma bağlı yani. Açık hava hapishanesi. Şeyde COVID'le de ilgili birkaç kelime söyleyerek bitirelim istersen. Yani COVID'in delta varyantı dünya çapında muazzam bir yaygınlık kazanmaya başladı. Ve dünyanın acilen bir halk aşısına ihtiyacı olduğu tekrarlanıyor çeşitli yerlerde. Yani Bangladeş'te ordu sokağa çıkmış artık. Evde kalınıyor mu kalınmıyor mu diye. Avustralya'da çok başarılı bir pandemi hikayesi yapılıyor demişti. Şimdi sıkı kapatmalara geçti. İskoçya'da yeni koronavirüs enfeksiyonlarında muazzam yükselme var. COP26 nasıl yapılacak? Şimdi o gibi sorular insanın aklına geliyor. İklim zirvesi. Endonezya'da da tam bir sağlık çöküşüne eşiğinde olduğu söyleniyor. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Nasıl halledileceği konusunda ciddi tereddütlerin de olduğunu söylemeliyiz. Henüz net bir tavra geçilmiş değil. Bilim kurulu yalnız 1 Temmuz'dan itibaren, bilim kurulu bugün 3. doz aşıyı görüşüyormuş. 1 Temmuz'dan itibaren tam açılma olacak ve bunun şeyleri, delta varyantının arttığını bizzat İstanbul'da 224 toplam, başta İstanbul olmak üzere 224 delta ve 134'ü İstanbul'da, şu an 138'di, 224'e çıktı diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ve bu tabii endişe verici bir açıklama olarak da kabul. Evet, ama burada hemen Selim Badur'un hatırlatmasının da üzerinde duralım. Türkiye'de aslında doğru düzgün bu varyant araştırması yapılmıyor demişti. Dolayısıyla bunlar çok muhtemelen çok düşük, evet, sayılar. Evet. Yani on binlerce kişi her gün testten geçiriliyor. Bunların çok az bir kısmı yeni varyant mı diye kontrol ediliyor. Sadece pozitif negatif aslında testleri yapılıyor. Sınırlı sayıdaki bu testlerdense 224 vaka bulunmuş 26 ilde, ama bunun büyük çoğunluğu İstanbul'daymış. Bu delta varyantının çok çok daha hızlı yayıldığı da bilindiğinden biraz endişe verici. Çeşitli ülkelerde, Myanmar'dan Endonezya'ya, oradan Türkiye'ye kadar, yani bazı ülkelerde çok ciddi patlamalar olduğu Hindistan'da dahil olmak üzere tabii aşikar. Ama Türkiye'de de neler olabileceği konusunda kaygı verici. Bu arada bazı ülkelere sınırları kapamış Türkiye. Bunu da bu Fahrettin Koca'nın açıklamalarından fark ettim. Bangladeş, Hindistan, Brezilya, Nepal,
Sri Lanka gibi ülkeler, bunlar yoğun olduğu delta varyantının olduğu ülkeler yasak koyduk diyor 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere. Bunun dışında Pakistan ve Afganistan için de zorunlu karantina söz konusu. Diğerler için İngiltere, İran vesaireden gelenler için PCR testi alıyoruz öncesinden, 72 saat öncesinden mutlaka alıyoruz diyor. Ama Rusya... Peki Rusya, ha ben de onu soracaktım çünkü Rusya'da yani Democracy Now!'da daha dün gördüm. Rusya'da büyük bir patlama halinde Tabii oldu. en En büyük büyük orada. yani Moskova'da ve Petersburg başta olmak üzere en büyük patlama orada görülüyor. Buna karşılık Rusya'dan gelenleri turizm geliri kaygısıyla herhalde şey yapmıyorlar. 48 veya 72 saat öncesinden antijen veya PCR testi ne alıyoruz demiş Rusya'dan gelenleri de. Öyle mi? Ha, iyi Evet. bari. Ama karantina yok. Yani peki. O zaman bitirebiliriz bugünkü programı da. Siz olun diyelim lütfen. Maske başta olmak üzere tedbirleri ve özellikle de kapalı mekanların havalandırmasını ihmal etmeden lütfen devam etmenizi rica ederiz. Ve programı da bitirdik. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.